çıkar. Sen yağmur da gülünce, yaz erken gelip buzullar gibi. Sen bana yürüyünce, çifte kuşları çıkar. Sen yağmur da gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Cezama itiraz, kalbim ıslı durmuyor, verse nerede ikaz? Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik, yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşları çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Günaydın. Günaydın. Erken uyanmışsın. Evet, ben çok güzel uyuyordum. Uyandırmak istemedim. Seni uyandıran neydi bu saatte? Ben senin dün gece söylediğin şeyi düşünüyordum. Dileğim? Ben mutlu olursun sanmıştım. Oldum. Çok mutlu oldum ama biraz bunu sadece benim için istediğini biliyorum. Yani gerçek dileğim bu olamaz değil mi? Hayır, gerçek dileğim bu. Hatta istiyorsan düğünden sonra hemen gidelim. Biraz ya pişman olursun? Denizden korktuğun halde denize girdiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da şimdi konumuzla ne ilgisi var? Şöyle bir alakası var. Ben sana iyi olacağını daha söz vermiştim. Sen de bana güvenmiştin. Yani bir insan için bir bilinmezin içine girmek gerçekten çok zor. Bunu anlayabiliyorum. Ama sen o gün cesaret ettin mesela. Çünkü biz o gün sen ya da ben değildik. Bir kişiydik. Yani korkuların sadece bir yanılsama olduğunu düşünüyorum birlikteyken. O yüzden ben korkmuyorum. Güveniyorum sana. Ben seninle birlikte olduğum sürece bütün dünyayı karşıma alırım. Senin de korkmana asla izin vermem. Ama yine de iyi düşünmeni istiyorum. Gerçekten istediğimiz buysa eğer, o zaman hayal kurmaya başlayabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Düşüneceğim ben bunu. Ama bundan sonra zaten birlikte karar vereceğiz. Her şey. Selma. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Birazdan o afiş yerde, yerlerde yani. Biraz daha övele, sıvazla. Tabii, evet. Ha. Ha. Adın itibarı söz konusu yalnız. Ha, bak gördün mü? Fotoğraflar da geldi. Ha, merhabalar. Ha, merhabalar. Haberciler. Yerel, yani daha çok kendi hesabına çalışalım diye. Ha. Anladım. Kendi hesabına derken ne yapıyorsun? Kendi kendine gazetecilik mi oynuyorsun? Serbest gazeteci. Duymadınız mı daha önce? Duyduk ayol. Yani ama yani yayınlayacak bir mecran yoksa filan serbest gazeteci ne yazar ayol yani, değil mi? Yani haber herkes içindir ya. Yani ben de haberlerimi bir yer için ya da bir kişi için yapmam. O yüzden takip ediliyorum. Ha, takipçili. Anlıyorum. Evet. Yani milyon tane site var annem ya gerçekten. 300 tane takipçisi filan var. Onlar çok hevesliyor ama yarın öbür gün yoklar yani. Bak ben sana bir güzellik yapayım. Sen beni takibi al, tamam mı? Takipçin şöyle güzel artsın. Peki, tamam, öyle olsun. Ama benim daha çok belgesel yayınım oluyor. Yani
Belgesel olunca da meraklısı açıp izliyor sadece. Yani bir dişi örümcek, değil mi? Karadul orada sineği avlayacak falan ya da erkeğini avlayacak. Sen de oradan deklanşör falan. Öyle sıcağında. Anlıyorum. İsmini bağışla bana. Hasan. Hasan Demirer. Çıkaramadım. Gerçekten çıkaramadım. Şu an yalan söyleyecek bir halim yok. peki, deklanşöre kuvvet. Hasancığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yerel Hasan. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum karşımda? Parkurların en hızlı ekmek yiyen adamı. Ya Görke, bana aşkına bana böyle espriler yapıp durma. Ben açken hiçbir şey anlamıyorum, biliyorsun. Söyle bakayım ne? Ekmek için. Sen açken bile dünya rekorları kuracak bir adamsın. Kendini o kadar küçümseme. Ya Görke, Allah aşkına ne izliyorum ben ya? He? Bu hürmetinin sebebi ne Allah aşkına? Söyle. Benim tek istediğim şey senin kendi potansiyelini gerçekleştirmen de değil. Görke, bilmece gibi konuşup durma abi. Bana düzgünce anlat. Ah, biliyorsun ki pek yakında maratonumuz var. Ha. Herkes şu anda adaylığını falan yazdırıyor. Diyorum ki biz de hadi girelim bu işe. Görkem, biliyorum her yıl oluyor zaten. Haberim var. Her sene olur tabii ki ama her sene sen katılmıyorsun ki. Kez katılacaksın. Görkem, ben sadece izlemeye giderim. Başka bir şey gitmem ki. Bu sefer farklı olacak. Sen katılacaksın, ben seni böyle idman yaptıracağım ve kazanacaksın. Birinci gireceksin. Ya ne diyorsun Görkem Allah aşkına ya? Yani sence biz ikimiz katılsak rezil olmaz mıyız o? Ay, asıl katılmazsak rezil oluruz. Nehir, rezervasyonlarda bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok Haziran abla, hatta bütün odalar dolmak üzere. İyi, süper. Nehir, o bahsettiğim odayı ayırdın değil mi? Maraton şampiyonuna sponsor olduk ya, ayıp olmasın. Ne maratonu, benim niye haberim yok? Ya bu Latif abinin fikriydi işte. Oradan elde ettiğimiz geliri evini kaybetmiş insanlara bağışlayacağız. Biz de böyle katkıda bulunacağız. Anladım. Güzelmiş. Ama bir dahakine benim de haberim olsun, tamam mı? Bu arada bak, hesaplar sende. İngiltere için bütçeni ayırmayı unutma, tamam mı? Haziran abla, yine mi aynı konu ya? Lütfen. Yine aynı konu. Çünkü bu senin geleceğin ve biz senin geleceğin için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Tamam mı? Tamam. Bakacağım hesaplara. Geleceğimi kurtaracağım ortak. Hadi biz de çıkalım. Alper'le Melisa bekliyor. Ya nereye çıkıyoruz? O kadar iş var ya. Başka zaman gidelim. Ya Poyraz, olmaz. Hem biz arkadaşlarımıza uzun zamandır vakit ayıramıyoruz. Ayrıca söz verdik. Ayrıca bu hepimize iyi gelecek, tamam mı? Haziran, her gün beraberiz. Ayrıca biz ikimiz gayet iyiyiz. Ne gerek var? Ya her gün birlikte olabiliriz ama bu öyle bir şey değil. Bu özel bir buluşma. İstanbul usulü. İstanbul usulü. Hadi. Hadi. Ya hadi gidelim, beklemesin İstanbul, hadi. Merak etme, kazanacaksın. Çünkü benim yöntemlerimle çalışacağız. Düşünsene. Hı? Maratoncusun, birinci gidiyorsun. Finish. Annem, hem sana bir şey söyleyeyim mi? Butik otelde kazanana tam pansiyon, fullü. Tabii bir hafta boyunca bedava. Yemekler de bedava. İstediğin kadar tıkınabilirsin orada bebeğim. Düşünsene. Suzan'dan kurtulmuş olacaksın bir hafta boyunca. Ve bedava yemek. Güp 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 güp. Son düzlükte tsunami Sadık bütün rakiplerini rüzgarıyla savurmuş, hız limitlerini zorlayarak geliyor. Sadık şimdi finişe doğru yaklaştı. Tüm rakiplerini arkasında bırakarak finişe doğru emin adımlarla ilerliyor. Sadık. Sadık, kendine gel. Dön Sadık, dön. Görkem. Görkem, acilen bu yarışmaya katılmamız lazım Görkem. Bu maratonu kazanmamız lazım Görkem. Suzan'dan kurtulmam gerekiyor Görkem. İşte beklediğim kararlılık. Bebeğim, hemen idmanlara başlamalıyız. Hemen gidelim ve kara ekmek yiyelim Görkem. Buyurun. Eyvallah. Teşekkürler, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonum vardı. Hoş geldiniz. Hemen bakayım, isminiz neydi? Hasan Demirer. Doğru, burada. Tamam, bırakacağım. Evet, 11 no'lu oda. Ben size hemen odanızı göstereyim isterseniz. Hiç gerek yok. Ben göstereceğim.
Yok hiç Samet, hiç Samet. Alayım çantanızı hemen. Yok hiç Samet. Vallahi ben götürüyorum. Hiç gerek yok. Tamam. Hiç. Siz tarif edin, ben bulurum. Tamam. Hemen merdivenlerden çıkınca sağdaki ilk oda. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kaçacak da az daha ya. Tanımadın mı be adamı? Hasan Demirer o. Biliyoruz, Allah Allah, adam buraya kayıt yaptırmış ya. Ya onu mu diyorum be, adam araştırmacı, gazeteci, çok ünlü. Maldivler hakkında yaptığı belgeseli duymadın mı hiç sen? Gazeteci ha? Tabii. Aa. Belki bizim otelin tanıtımını da yapar. Yok, öyle şeylerle uğraşmıyor. Önemli işlerle uğraşıyor. Adaya niye geldi o zaman? Bilmem. Neyse, öğrenirim ben. Vay be. Bak, heyecanına kapıldın. İşini aksatıyorsun. Git işini yap Burak. Tamam be. Ay bu bak, en çok satan yüzük bu olacak, tamam mı? O yüzden güzel çek şu ışığa. Ya sen olursun da güzel olmaz mı hayatım? Fıstığa bak ya. Dur çekiyorum. Bakayım. Ya böyle birazcık daha yukarıdan çek bence. Yukarıdan. Tamam. Elini biraz... tamam. Ne? Çirkinlik akıyor. Vallahi gözüm kanadı. Ne diyorsun ya Beyazıt? Ben demiyorum, bal böceğim, bir yorum geldi de. Bak istersen. Öyle oturdukları yerden yorum yapmak kolay tabii. Bir daha da koymuyorum işte başka. Ya sen neden onlara bakıyorsun? Bebeğim, boş ver. Hem yorumu sileriz, olur biter. Ne olacak ki? Ya nasıl boş vereyim ya? Daha bir tane bile sipariş almadım. Gelen yoruma bak. Ya tamam. Asma suratını. İşte bana bak. Senin sinirin bozuldu. Gel biz biraz çıkalım bugün ha. Dükkanı biraz erken kapatalım, gezelim. Ne dersin? İstemiyorum. Ya da istiyorum. Hı? Size gidelim mi? Hem böyle annenle tanıştırırım. Değişiklik olur bana. Yok olmaz. Sen annemi tanımıyorsun hayatım. Yani tanımamakla da iyi ediyorsun zaten de. Şey, hem evde midir bilmiyorum ki. Gider bakarız işte. Yok olmaz. Niye? Olmaz. Çünkü benim müşteriye gitmem lazım. Bak unutmuşum, bana acil demişti, benim aklımdan çıkmış. Hadi ben kaçtım hayatım, sana kolay gelsin. Güzel düşünmüşler. Zeynep abla var, Latif amca var. Görkem var. Ya biz de çekilelim. Olur. Hı? Biz şimdi çekilip size mi atıyoruz? Festivalin sosyal medya hesabında paylaşmanız yeterli. Ben burada bastıracağım. Biz de çekelim hadi, ne olur. Yok ya, ben istemem. Ya ama neden? Hem bizim de katkımız olmuş olur. Hadi Poyraz. Canım biliyorsun ben sevmiyorum böyle şeyleri. Hem sosyal medya falan da kullanmıyorum ki. Bak bunu geçelim, bu konuyu. Sonra ne istersen söz yapacağım ben. Biliyorsun sevmiyorum böyle şeyleri. Hadi siz de çekilin. Hadi abi nazlanma işte, hatıra olsun ha. Hadi. Yok ya. Yok. Çünkü Poyraz Ali Özgür kurallarına aykırı, karşı. Bu kampanya için içeride bir etkinlik daha var. İsterseniz ona katılabilirsiniz. Ne etkinliği? İçeride seramik yapmayı öğreniyorsunuz. Elde edilen gelir de bağış olarak kullanılıyor. Biz bir Poyraz Ali Özgür kurallarına soralım bunda. Acaba katılabiliyor muyuz, katılamıyor muyuz? Hı? Katılabiliyoruz. Bu konuda beklemediğin kadar iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman, hadi. Hadi. Sen fotoğrafını mı? Gönderdim, gönderdim. Ha. Evet, ben Suzan. Sadık'ın ablası. Çarşıda karşılaşmıştık. Ay vallahi bekliyorum. Adamıza bu kadın günü geleneğini getirelim istiyorum. Hı. Tamam o zaman. O zaman bekliyorum. Ben diğer arkadaşları da arayacağım. Oldu. Ne konuştuk adına? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da
birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş sonunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor sen bana yürüyünce. Sen bana yürüyünce. Günaydın. Günaydın. Çıkıyor musunuz? Evet, adadaki etkinlikler başlamıştır. Yani kaçırmak istemiyorum. Siz maraton etkinliği için mi geldiniz? Ya sadece onun için değil. Adada yaşayan insanların yani yaşadıkları yeri korumak için çalışmaları asıl haber bu. İlk defa geliyorsunuz herhalde. Çünkü biz bunu hep yapıyoruz. Yo, daha önce de gelmiştim ama tabii 19-20 yıl oldu. Çok değişti, farklılaşmış buralar. Ben burada doğup büyüdüğüm için bana buralar hep aynı geliyor. Seninle de bir röportaj yapmak isterim. Yani adada yaşayan gençlerin de fikirlerini merak ediyorum. Gerçekten mi? Evet. Peki soruları önceden görebiliyor muyuz? Hayır, yok, soru hazırlamıyorum ben. Sohbet esnasında rahat olursun, merak etme. Tamam. Tamam, anlaştık. Hadi. Bu arada benim adım Nehir. Ha, biliyorum Nehir. Görüşürüz. İsmimi nereden biliyor ya? Vay be, tam araştırmacı gazeteci. Ne? O zaman akşam otele bekliyoruz. Otele mi? Evet, yemek planladık. Haberi yok muydu Poyraz Bey'imizin? Şimdi oldu işte. Hı. Şimdi arkadaşlar biz birlikte güzel zamanlar geçiriyoruz tabii de. Ne o? Sen bizden sıkıldın mı? Yok canım, ne sıkılması? Abi istemiyorsan gelmeyelim, iptal edebiliriz yani. Hı. Yok tamam, ben öyle bir şey demedim ya, akşam görüşürüz tabii, gel. Değil misin? Görüşürüz. Değil mi? Gelirsin. Tabii tabii, ben... Gelirsin. Gelmeye çalışacağım aynı. Ha. Ne yapıyorsun? Poyraz. Ben bir annemin yanına uğrayacağım. Hastaneden sonuçları çıkacaktı. Bugün yanında olmak istiyorum. Tamam tamam. İyi, ben de otele döneyim o zaman. Tamam. Haziran. Akşam baş başa kalsaydık otelde. Kalırdık tabii. Olurdu. Olurdu ama... Bunun için bizim daha çok zamanımız olacak. Böyle hazır vaktimiz varken arkadaşlarımıza zaman ayıralım. Olur mu? Hemen Biricik'le Beyazıt'a da haber vereceğim. İyi peki. Zeynep teyzenin durumunu bana da bildir, tamam mı? Haber verirsin. Hadi. Şöyle bunu da vereyim. Selam Nehir. Ne haber? Ne arıyorsun sen burada? Seni. Nehir yok artık, tamam mı? Gitti. Hadi sen de annenin yanına git, bak merak etmesin seni. Nehir, niye böyle davranıyorsun? Hala mı buradasın sen? Karar verdiniz mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Nehir. Annemin söyledikleri yüzünden böyle davranıyorsun. Özür dilerim ama benim suçum yok ki. Nehir. Merhaba, yana tatlı falan da ister miydiniz? Sonra alalım biz. Sağ olun. Ya tamam bak, başını birazcık belaya sokmuş olabilirim. Bir daha olmayacak. Olmayacak. Çünkü görüşmeyeceğiz bir daha, tamam mı? Görüşmeyecek miyiz? Ya iyi de neden? Her şeyi beraber yaptık. Şimdi beni suçlayamazsın. Bak Okan, seni suçladığım falan yok, tamam mı? Benim bir sürü işim var, seninle ilgilenemem ya. Git başımdan, git. Ya tamam işte, ben de yardım ederim.
Zeynep başım döndü. Allah aşkına bir dur. Tamam arayacaklar, daha vakit var. Ay duramam Latif, duramıyorum işte. Bir ada çayı demleyeyim mi sana, iyi gelir. İstemiyorum ada çayı falan, istemiyorum Latif. Ha, arıyorlar. Selma. Alo. Yok canım, bekliyoruz hala. Hı, yanımda. Tamam tamam, arayacağım, merak etme sen. Tamam canım, hadi bay bay. Ah kızım. Anne, var mı haber? Yok, bekliyoruz işte, bekliyoruz. Hoş geldin Nazira. Ya bulduk. Ben de seni arayacaktım. İnşaat şirketinin aldığı arazilerden ilki sahibine geri satıldı. Nasıl yani? İşe yaradı öyle mi? Öyle görünüyor. Etkinlik ve maraton haberi sandığımdan daha etkili oldu. Gerisi gelecektir. Çok sevindim. Yani en azından bir yerden başlaması bile çok iyi. Poyraz da çok sevinecek. Eminim. Efendim? Buyurun. Buyurun benim. Son kit. Hey şampiyon. Son kit. Haydi şampiyon. Haydi çocuğum. Görkem. Allah'ım yarabbim. Ne oldu çocuğum? Hı. Görkem, benden bu kadar Görkem. Vallahi bana bir şey olursa yarışmaya kim katılacak Görkem? Annem zaten bu halde katılamazsın yani. O yüzden ya öl ya da zayıfla. Geldi. Ne yapıyorsun benim kardeşime? Annem kardeşinden şimdi bir Anadolu kaplini yaratacağız. Tamam mı? Önce bir süzüyoruz, sonra koşturuyoruz, sonra inceltiyoruz. Kaplan mı? Kendi donunu yıkayamaz ayol. Ama aferin şeffaf panter. Kardeşimle böyle ilgilenmen hoşuma gitti. Gözüme girdin. Canım, sporcumuzun konsantrasyonunu bozuyoruz. Anlatabildim mi? Çok önemli bir maratonla karşı karşıyayız. Hadi uzayalım yavaş yavaş. Ay sporcuma. Ne sporcusu ayol? Bundan olsa olsa pilates topu olur. Askıda ismini seni. 2 dakikada beynimi yaktın gerçekten de. Hadi bakalım, boş yapmayalım. İşimiz gücümüz var. Bana bak. Ben bu senin söylediğin lafların altında kalmazdım ama... Hı. Neyse ki Sadık'a yaptığın işkenceler hoşuma gitti. Yoksa seni şişme bot gibi şişirir, şişirir, şişirir... en gerildiğin anda pat diye patlatırdım. Hadi bay. Görkem. Hı. Ablamla evlen, sana 5.000 lira. Oğlum ne düşünüyorum? Her ay veririm. Ablan zaten bana yürüyor gibi geldi. Bence de. Bunu düşüneceğim. 10.000 olduğunda. Tamam, devam ki. Evet. Tamam, en kısa zamanda sizi görmeye geleceğim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Anne. Zeynep. Zeynep, niye bir şey söylemiyorsun? Kötü bir şey mi söylediler? Anne, söylesene bir şey, hadi. İyiymişim. İyiymişim ben, iyileşmişim ben. İyiymişim ben. İlaç da iyi gelmiş. Oh, çok rahatladım. Her şey yoluna girecek, merak etme sen, tamam mı? Ya tamam, yani bu hastalık böyle ömrümün sonuna kadar benimle olacak ama... ilaçlarla işte doktor çağırdı, diyetini yeniden düzenleyelim dedi, onu ziyarete gideceğim. Böyle halledeceğiz inşallah. Ya tamam, onu biliyoruz zaten. Daha kötü sayılır ya. Oh, oh, oh. Alo. Buyurun. Poyraz abi, ben Okan. Nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Abi bir şey soracaktım. Bugünlerde otel çok yoğun. Yardım etmek istiyorum. Ben de sıkılıyorum zaten burada. Burada çalışabilir miyim? Abi sen olur dersen Nehir de olur der. Ona yardım etmek istiyorum. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Artık burada çalışıyorum. Poyraz abiye sorabilirsin. Poyraz abi izin verdi. Bakalım. Poyraz abi gerçekten izin vermiş. Bir arayalım Poyraz abiye bakalım. Sorabilirsin. Zaten otele geliyormuş. Ya Nehir, yardım etmek istiyorum. Tamam, tamam sen yardım et bana. O zaman ben de gideyim kendime şöyle bir izin yapayım, tamam? Hadi.
Kolay gelsin. Çok yorma kendini. Alo. Fatih, ben Zeynep'le konuştum az önce. Çok iyiymiş durumu. Evet. Ya ben de çok sevindim. Bak şimdi, diyorum ki akşama doğru buluşalım. Zeynep'e gidelim, böyle elimizde boş gitmeyelim. Bir şeyler alalım yolda. Kutlama gibi bir şey yaparız. Ne dersin? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi öptüm. Poyraz, neredesin? Bugün o kadar güzel bir gün ki. Ya sonunda resmen hayat bize gülüyor. Ya söyleyeceğim, söyleyeceğim ama senin o yüzündeki mutluluğu da görmek istiyorum. Tamam, tamam, geliyorum. Ay, iki siparişim geldi, inanmıyorum. Oley, oldu bu iş ya. Bakayım. Ay, eyvah. Ya bu benim evimde kalmadı ki. Bal böceğim, ne yapıyorsun? Ne oldu? Neden asık suratın? Ya Beyazıt ilk siparişim geldi. Ne güzel işte. Ya güzel ama benim elimde bundan kalmadı ki. Yani benim bir an önce bunu yapmam lazım. Daha malzemem var mı, ona bakmam lazım. Endişelenme canım ya. Acil olduğunu sanmıyorum. Nasıl yani? Siparişi veren kişi, her kimse yani biraz bekleyebilir değil mi? Beyazıt, böyle bir şey olabilir mi? Yani benim ilk siparişim. Benim bunu hemen yapıp hemen göndermem lazım kargoyla. Tamam. O zaman sen malzemeyi hazırla, ben gelip alıp kargoya götürürüm, ha? Yok canım, ben kendim götürürüm kargoya. Zaten senin işin var, hiç boş ver, sağ ol. Yok yok hayatım, sen yorulma, ben hallederim, tamam. Ya o an başka bir sipariş gelirse? Doğru söylüyorsun vallahi. Ay, sen benim karımlar mısın? Sizin için de çok güzel bir etkinlik olur. Teşekkür ederim. İyi günler. Okan. Ne var anne, ne var? Ne demek ne var? Ne yapıyorsun sen hala burada? Seni bu otel odalarında bırakamam. Bak, hala bakıyor. Yürü hadi. Evde bir sürü işim var, benimle geliyorsun. Hadi. Anneciğim, ben burada çalışıyorum. Sözleşmem var. İşten atılmak istemiyorum. Ay, ne sözleşmesi acaba? Ay, bu otelin sahibi bile yok. Bak. Bingo'nun ahırı gibi bir yer. Pardon. Bir sorun varsa ben yardımcı olayım size. Poyraz Beyciğim, asla sizinle ilgili bir konu değildi. Hani bir kız var ya buralarda, kıvırcık cadı. Ben onu anmıştım. Oldu, saygılar. Hadi oğlum, yürü. Okan, annenle gitmen gerekiyorsa git sen. Biz idare ederiz. Abi ne demek ya? Ben çocuk muyum? Eşyalarımı almaya gelirim bir ara, istersen. Hadi görüşürüz anne. Gördüğünüz gibi Okan burada mutlu. Bir kolundan tutup zorla götüremeyeceğinize göre. Aldı. Neyse. Aa, merhaba Nehir. Adayı geziyorsunuz herhalde. Fotoğraf çekiyorum. Bakmak ister misin? Bakayım. Ya ne kadar güzeller ya. Ben hiç böyle bakmamıştım. Ya bak, önemli olan konuyu görmek ve doğru anı yakalamak. Nasıl? Yani etrafındaki her şeyi merak ederek, gerçekten ilgilenerek. Ben orada eksiğim galiba. Yani İlgilenmemek için sürekli kaçıyorum. Ama bugün kendime izin verdim. Ama çok da mutlu görünmüyorsun. Evet. Ya anı kaçırıyorum sürekli çünkü. Öğrenebilir miyim sizce? Tabii tabii, öğrenebilirsin. Ve emin ol, öğrendiğinde hayattan kaçan değil, onu kovalayan oluyorsun. Şey, ben size asistanlık yapsam olur mu? Vallahi ben hiç ayak bağı almam. Hem ben buranın her yerini biliyorum. Rehberlik de etmiş olurum size. Tamam tamam, ama kısa süreliğine. Bir röportajda falan yardım edebilirsin mesela. Ay, çok teşekkür ederim. Tamam. Peki kiminle röportaj yapacağız? Merak etme, kaynak kişi bizi bulacaktır. Hadi biz dolaşalım. Böyle gidelim. Gel bakalım. Ziram, bu yüzündeki mutluluğun sebebini söyleyecek misin yoksa...
Bu ifadeyi mi izleyeyim ben böyle? Ne var tadını çıkarıyorum, olamaz mı? İyi tamam, sen acele etme, ben seni seyretmeye devam ederim. Tamam. O zaman söyleyebilirim. Poyraz, ben hala inanamıyorum ama sanırım her şey yoluna girmeye başladı. Ziran söyle de artık birlikte sevinelim hadi. Tamam, söylüyorum. Annem doktoruyla görüştü. Hı. Durumu iyiye gidiyormuş. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Çok iyi, çok sevindim. Daha bitmedi. Yatıp amcayla da konuştuk. Şirketin aldığı ilk arazi sahibi tarafından geri alındı. Yani biz kazandık. Biraz ben hala inanamıyorum. Sanki böyle rüyadaymışız gibi geliyor. Rüya mıymış? Uyanamadım sanki ben hala ya. Rüyadayız galiba. Sen gerçek misin? Gerçek misin? Of abla of. Vallahi bugün çok yoruldum abla ya. Görkem Haçlı ordusuna saldırır gibi üstüme saldırdı ya. Ay, seni pişmemiş kol böreği seni. Bundan sonra o Görkem ne derse o yapılacak. Ay, leş gibi kokmuşsun. Püf. Yürü git banyoya. Hadi, ay dur. Dur. Basma oralara, yeni sildim. Ablacığım, banyoya gitmem için basmam gerekiyor ya benim. O zaman sen en iyisi dışarı git. Bir güzel temizlen. Gel, ondan sonra benim temizlediğim banyoya çıkabilirsin. O zaman şöyle yapalım abla, en güzeli. Ben mutfağa gidip elimi yüzümü yıkayayım, olur mu? Yok yok, mutfak olmaz. Tamam tamam, sen yukarı git, ellerini yıka. Hadi çık, gir parmak ucunda, ayakkabılarını çıkar. Çıkar ayakkabılarını. Tamam tamam, çıkaracağım ben ayakkabılarını. Ay, buralara da bastın hep ya. Of! Allah'ım. Efendim Görkem. Sadıkçığım, bırak o ekmeği elinden çabuk. Bırak. Sadık! Tek bir fotoğraf için aylarca dolaştığımı bilirim. Yani bazen en güzel hikayede hiç beklemediğin anda karşına çıkar. İşte onu kaçırmamak için de her zaman hazırlıklı olmalısın. Ben neredeyse bu odadan hiç çıkmadım. Yani burada herkes birbirini tanır, her şeyini bilir. O yüzden öyle yeni şeyler bulmak çok da kolay olmadı. Yani aramalısın o zaman Neyiz. Yani tutkuyla aradığın bir şey varsa o seni çağırır. Sen de peşinden gitmelisin ama işte. Bak işte o zaman hiçbir şey sana engel olamaz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hiç durmak istemediniz mi? Yani hiç yorulmadınız mı? İstedim. İstedim ama demin sana bahsettiğim çağrı hiç peşimi bırakmadı. Bu yüzden de durmadım. Ya bundan sonra da durmayı düşünmüyorum. Şuradan gidelim mi? Beyazıt ya, neredesin ya? Kaç kere arıyorum. Siz gelip alabiliyor musunuz? Heh, şahane, tamam. O zaman ben size adresi veriyorum. Yazıyor musunuz? Tamam. Çiçek Sokak. Aliye teyzem, nasılsın? Nehir kızım, merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, bununla tantanam. Merhaba. Merhaba. Siz daha önce buraya geldiniz mi? Ben sizi galiba hatırlıyorum. Geldim ama çok eskiden. Hmm. Tanıyorsun tabii Aliye teyzem. Hasan Bey gazeteci. Hem televizyonda falan da görmüşsündür. Yok yok, ben burada gördüm zannettim. Ya da ben karıştırdım herhalde biriyle sizi. Herhalde. işte kaynağımız bizi buldu. Nasıl ya?
Sen demiştin ya bizi hadi dolaşalım, kaynağımız zaten bizi bulur diye. Aliye teyzem buradaki herkesi tanır, her yeri bilir. Ha öyle mi? Ya kusura bakmayın, ne olur, ben size kendimi tanıtamadım. Gazeteciyim Hasan Demirer. Adaya haber yapmak için, belgesel çekmek için geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle de bir röportaj yapabilir miyiz acaba? Benimle mi? Evet Aliye teyzem, hadi lütfen. Bilmem ki nasıl olur. Da güzel olur Aliye teyzem, hadi lütfen ya. Emin ellerdesin, merak etme, profesyonel ellerdesin. Sizi hiç sıkmayacağız, merak etmeyin. Yani böyle kısa sohbet gibi düşünün. Olur yani, siz olur diyorsanız tamam. Güzel. Heh, şurada çekebiliriz müsaitseniz. Tabii tabii. Buyurun. Hadi. Sağ olun. Bak. Merhaba. Kargo için gelmiştim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de hazırladım. Şurada da şöyle adresi var. Tamam. Ödemesini siz mi yapacaksınız? Evet, evet, ben yapacağım. Ne kadardı? Bakalım. Hı. Adaçı bu. Hı. Beyazıt abinin evi bu, Sultan teyzenin. Emin misin? Evet, eminim. Ben vazgeçtim bunu kargoya vermekten, kendim götüreceğim. Siz bana bir tarif edebilir misiniz nerede bu yatağın? Tabii, buradan çıkın. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Evet Aliye teyzem ya. İyi ki karşılaştık. Vallahi çok sağ ol. Bir yardımım olduysa ne mutlu bana. Olmaz mı? Sizi de yorduk biraz ama. Estağfurullah. Yine öyle bir ihtiyacınız olursa ben yardımcı olmaya çalışırım. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Al. Hoşçakalın. Ay ne güzel oldu ya. Bak bugün bir sürü şey öğrendim. Hem kaynağı da sen buldun. Sen çok zeki ve akıllı bir kızsın. Yani çalışmanın sonunda bir belgesel yayınlayacağım. Senin de görüntünü almak isterim. Ne dersin? Şimdi mi? Şimdi değil canım, daha sonra. Çok yorulduk bugün, dinlenelim ondan sonra. Tamam, olur. Ben bugün çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Yine asistana ihtiyacınız olursa ben oteldeyim. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Ustanı izle çekirge. İşte budur. Gördün mü nasıldım ama? Hadi bakalım. Şimdi senden bekliyorum. Hisset, bırak. Hisset, bırak. Hadi. Devam ki. Hadi oğluşum. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Yürüyorsun. Öyle olmaz. Zorlanman lazım. Hissetmen gerekiyor Sadık. Ya Görkem Allah aşkına ben açım diyorum ya. Bas bas bağırıyorum ya. Açlıktan şuraya yığılıp kalacağım Görkem. Bana ne olur ekmek ver. Az bir şey ekmek. Oğlum delirtme beni bak hadi. Hadi devam ki. Hadi tempo. Nasıl olacak bu? Ay şöyle olacak. Oldu mu tombişim? Hadi bakalım sıra sende. Hadi oğluşum. Görkem elini ver. Allah seni. İyi gidiyor değil mi Görkem? Çok güzel gidiyor Allah'ın cezası. Hadi. 85 aldım ben matematikten. Evet. Ben de kötü. Ya! Ya! Beni bek! Ya! Beni bek! Bırak! 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 Ne yapıyorsun? Ekmeğim neyim Görkem? Oğlum bak diskalifiye olacaksın müsabakalardan. Bu kuralı ihlali. Resmen şu anda doping girdisi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Oh, dal çocuğum, dal, dal. Doping meselesi yok. Her çocukların ekmeğini. Selma? Selma? Benim Hasan. Ben böyle çiftli, eşli buluşma olduğunu bilseydim gelmezdim.
Abi Biricik, olur mu öyle şey? Biz ne zamandır bir araya gelemiyoruz diye buluştuk. Hem sensiz olmazdı. Ne bileyim, böyle bir tek kaldım, bir tuhaf oldu sanki. Sen Beyazıt'la niye kavga ettin? Ay, hiç sorma yani, gerçekten hala çok sinirliyim zaten. Bir de Beyazıt'ı boş verin ya, ben sizi çok özledim. Yani siz neler yapıyorsunuz? Sizin evliliğiniz nasıl gidiyor? Siz ne zaman evleniyorsunuz? Çok iyi gidiyor. Yani daha bir şey anlamadık ki. Evlenmeden öncekiyle aynıyız. Bizim de iyi. Her şey yolunda. Hatta hiç olmadığı kadar yolunda. Ya düğün ne zaman, düğün? Onu bilmiyoruz. Ama böyle bir sürpriz yapıp yakın bir tarih alabiliriz. Ay Haziran, bak sakın öyle sürpriz yaptık. Biz bir anda evlendik falan diye haber vermeyin. Bak çok güzel bir düğün hazırlayacağız ona göre. Yok yok. Yani her şeyden haberiniz olur. Horaz nasıl ya? Nasıl sen benim en sevdiğim filmi nasıl bilmezsin? Casablanca. Ya bunu Haziran tanıyan herkes bilir, üzgünüm ama. Ya iyi de sen bana söylemedin ki, ben söylesen zaten unutmazdım. Ben sana söyledim bir kere, tamam mı? Dinlememişsindir, o yüzden hatırlamıyorsundur. Ya imkansız. Erkekler böyle şeyleri önemsemiyor Haziran, boş ver. Ben Alper'in her şeyini biliyorum mesela. O da ne sevip ne sevmediğimi bile bilmiyor. Melisa, hayatım. Merhaba, bak ben de buradayım. Ya farkında mısın arkadaşların yanında beni gömüyorsun, ha? Ayrıca dediğin konuya gelirsek kesinlikle haksızsın. Öyle mi? Öyle. Anlatayım mı? Neyi? Geçen akşam Alper ben seviyorum diye eve ne getirdi biliyor musunuz? Söğüş. Yok artık. Söğüş ne ya? Bilmesen daha iyi. Selma, aşkım. Fatih. Kapıyı çalmadın. Bekliyoruz burada. Aa, öyle mi yaptım? Çalayım, dur. Hoş geldiniz. Canım benim, canım kardeşim. Çok sevindim. Ben de. Hadi geç, hadi. Baldız, iyi görünüyorsun ha. İyiyim, iyiyim. Tamam, tamam. Sakin, sakin arkadaşlar. Var mısınız iddiaya? Ben Melisa'nın hakkında, Melisa'nın kendisiyle ilgili bildiğinden çok daha fazla şey bildiğimi iddia ediyorum. Alper, bayılırsın iddialaşmaya. Hı. Yani hani şimdi öyle görünüyorsun şu anda öyle. Ben de çok sevmem iddialaşmayı, görüyorsunuz ki. Tamam canım, yani farklı şeyleri seviyor olabiliriz. Ama bu senin hakkında senden daha çok şey bildiğim gerçeğini değiştirmez. Alper'cim, bir kere öyle bir şey mümkün değil. Çünkü biz kadınlar detaylara daha çok önem veririz. Ayrıca hafızamız sizden daha iyi. O yüzden hiç şansınız yok. Ben hiç sanmıyorum. Tamam, birçok konuda bizden iyi olabilirsiniz ama hatırlama konusu buna dahil değil. Ben Alper'e katılıyorum. Ayrıca ben senin hakkında hiçbir şey unutmam. Tabii tabii, gördük. Ay of, tamam yeter, durun. Çok sıkıldım gerçekten, nefes alamıyorum daha fazla. Bu duruma el koyuyorum, tamam mı? Şimdi kimin kimi daha iyi tanıdığını anlayacağız. Ama yarın sizi bir düelloya davet ediyorum. Soruları ben hazırlayacağım. Kadınlara karşı erkekler. Kaybeden, kazananlar ne isterse bir gün boyunca evet demek zorunda. Olur. Bence yeterince anlaşılır. Ceza mı dedi o? Hı. Ceza dedi. Ne uyar? Gayet de ciddi. Bacanak, Baldız, gerçekten çok sevindik. Elimiz boş geldik ama kusura bakmayın. Aslında çok güzel bir sürpriz düşündük. Ama olmadı. Aşk olsun, yabancı mıyız biz ya? Ama eve bekliyoruz. Bunu kutlamamız lazım. Çocuklar da gelir. Tabii tabii geliriz. Gideriz değil mi hayatım? Gideriz tabii canım. Selma. Efendim? Geliriz yine tabii. Kızım iyi misin sen? Geldiğinden beri böyle bir tuhafsın. İyiyim ya, ben iyiyim. Öyle dalmışım. Kusura bakmayın. Sevinçten nutku tutuldu. Değil mi aşkım? Öyle tabii, öyle. Hadi Fatih, biz de kalkalım artık. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim size de. Aa, ne güzel oturuyorduk. Daha bacanakla tavla oynayacaktık. Sonra oynarız bacanak. Teşekkür ederiz. Selma bugün çok yoruldu. Biz gidelim. Yemeği bekliyoruz, unutmayın. Tabii tabii, tabii. Geliriz. Ona bak, ona bak. Yarın bana geliyorsun, konuşuyoruz. Tamam. Play it once, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam.
play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. Aşkım, artık ne olduğunu söyleyecek misin? Bak Zeynep bile anladı, neyin var? Ya yok bir şeyim diyorum Fatih ya. Yok bir şeyim, hadi yürü. Nasıl buldun filmi? Film gerçekten çok güzel. Çok beğendim. İlk kez benimle izlediğin için çok mutlu oldum. Ben de. Seni keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Evet, hakkında birçok şeyi bilmiyorum. Ama sanırım zamanla öğrenmek daha da güzel. Ve bunun için bizim bir ömür vaktimiz var. Yani düellodan çekiliyorsun öyle mi? Hayır, öyle bir şey demedim. Yani bileceğin sorduğu bütün soruları cevaplayabilirim ama daha derin olanları ancak sen anlatabilirsin bana. Ben bu filmi neden seviyorum biliyor musun? Hayatım o kadar hızlı değişiyor ki. Bazen dursun istiyorum. Bu filmi izlediğimde bazı şeylerin değişmeden durabileceğini görüyorum. Yani filmdeki fotoğraf gibi. Eskiden böyle sevdiğim insanları, sevdiğim anları bir fotoğrafa sığdırmak isterdim. Hiç bozulmayacak bir mutluluğu sonsuza kadar seyrederek yaşayabilirdim. Ama şimdi seninleyken başka bir şey daha iyi anladım. Biz bu aşkı kolay kurmadık. Gözlerindeki sevgiyi, iyiliği, seni her şeyinle yaşamak istiyorum. Ne olursa olsun. Hep yanında olmanı istiyorum. Ben hep senin yanında olacağım zaten. Birbirimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. İkimiz de bu sevgiyi yaşayacağız. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Telefonla konuşmuştuk Poyraz ben. Memnun oldum. Memnun oldum ben. Ben de Haziran. Memnun oldum. Ya dün karşılayamadık sizi, çok yoğunduk, kusura bakmayın. Ya hiç önemli değil. Nehir zaten her şeyimizle ilgilendi, sağ olsun. Güzel. Olsun. Yani yine de eğer vaktiniz varsa biz bir çay içmek isteriz. Tabii, çok sevinirim. Buyurun. Öyle mi? Hı hı. Savaş mı çıktı? Ne oldu? Yangın mı var? Ne var? Ne oldu? Ben ne bileyim, ödüm koptu. Selma ablalardan mı geliyor ses? Ya hayır, uyanmayacaksan bu saatte böyle alarmı niye kurarsın, ben anlamıyorum biri ya. Biri duymuyor da. Ne oldu? Bitti mi? Hı. Bitti. Vallahi bitti sonunda ya. Bir an hiç bitmeyecek sanırım. Of. Bitse ne olacak ya? Benim uykum kaçtı, kalk. Melisa nereye ya? Bahçeye gidelim be. Ya Melisa tamam uyandık da niye bahçeye çıkıyoruz, ben anlamadım ki. Benim canım sıkıldı. Ben bahçeye çıkıyorum, sen istiyorsan gel Alper. Ya tamam canım benim, sabahlarımın güneşi. Tamam ya, bir üstümüze çeki düzen verelim ha. Ondan sonra çıkarız. İyi. Bu ne ya şimdi? Ne bu? Demek sizin hikayeniz de bu. Yani kenti terk edip küçük bir adada yaşamak zor olmuştur. Evet, başlarda biraz zor oldu. Ama zamanla alıştım. Yani nasıl tarif edeyim? Burası benim evim oldu. Her şeyi bildik. Her şeyi tanıdık. Ya burada geçtiğiniz her sokağı tanırsınız. Ya da bir kapıyı çalarsanız size benzer biri kapıyı açar. Kollarınızı bile taşıyabileceğiniz yüke alışkın burada. Hayal kırıklıkları, üzüntüler hepsi benzer. Yani yüreğiniz bile bir acıya dayanabilecek kadar. Şehirde bunları bulmak çok zor. Yani insan yaşadıkça adaya aşık oluyor. Belki de terk etmesi bu yüzden zor. Ben de belki bu yüzden buranın kaybolup gitmesini istemiyorumdur. Ben uzun zamandır burada yaşıyorum, yaşamaya da devam ediyorum. Yani kaldığım sürece de mücadele etmeye devam edeceğiz. Hı.
Yani yaptıklarınız herkesin cesaret edebileceği bir şey değil. Bazen yorulmak bile cesaret ister. Yani konuştuğum insanlar sizden de bahsetti. Daha çok gençsiniz ve bu yaşlı küçük kara parçası size şimdiden çok şey borçlu. Çırağınıza. Ben siz bir eve mındar etmen demedim mi? Vay! Ha meyveye dalan sen miydin? Ay İmdat, o ne ya? Ne oluyor? Ben bir meyveye falan dalmadım. Ben sizin siparişinizi getirdim yani buraya. Öyle size de seslendim hatta. Hani duymayınca bahçeye bakayım dedim yani öyle. Vallahi bir şey dokunmadım. Postacı mısın sen? Yok. Değilim. Ben bir şey istemedim zaten. Hem o ayağındakilerle toprağı mezdin, mahvettin. Hadi yürü. Ya Sultan Hanım, ben sizinle tanışmaya geldim. Sen kimsin? Merhaba, Biricik ben. Ben Beyazıt'ın kız arkadaşıyım. Vay kör olasıca, yakmış körpenin canını, rezil olacağız herhalde. Yok, yok, siz çok yanlış anladınız ya, öyle bir şey yok. Yok, biz sevgiliyiz yani Beyazıt'la. Yani biz ikimizin de isteğiyle sevgili olduk. İkimizin de rızasıyla. Anladınız mı? Anlamadınız. Neyi anlayacağım? Sen bir bardak su çıkar onun üstüne. Ararsın bulamazsın bundan sonra Beyazıt'ta. Niyeymiş o? Biz daha yeni beraberdik. Ha, siz yanlış anladınız. Ya ben buraya Beyazıt'ı bulmaya gelmedim ki. Ben buraya sizi bulmaya geldim. Hadi hadi kızım yürü. Hadi hadi yürü bakayım. Yürü bakayım, düş önüme. Yürü, tamam, yürü, yürü, yürü. Tamam, bir dakika. Yürü. Hadi, hadi yürü. Aa, ay Taran mı? Ay Sultan anne, ben bayılırım Taranaya ya. Desene bu kış yaşadık. Kimle didiştin sen o Taranaya? Hem ben senin nereden annen oluyor? Ya lafın geç saydım. Ama istersen yine söylerim. Çattık. Hava da güzelmiş ya aslında, he? Böyle tatlı bir sabah serinliği var değil mi? Bir sürü işimiz var Alper. Sabah serinliği, tatlılığı falan diyorsun ya. Biz bir saat daha uyusaydık iyi olmaz mıydı? Olurdu canım benim, çok iyi olurdu bir saat daha uyusak da. Yani denk gelmiştir herhalde, yani her sabah böyle olmaz değil mi? Olup olmayacağı benim umurumda değil vallahi. Ben bugün bütün günü huysuz geçiriyor muyum? Geçiriyorum. Geçir yani. Sen huysuzken de ayrı bir tatlı güzelsin. Gençler, günaydın. Günaydın abi. Erkencisiniz. Uyuyamadınız mı? Erkenci değiliz abicim. Mecburen kalktık. İşler güçler tabii, mecburen kalktınız. Değil mi? Ha. Yok Fatih abi ya, hani iş güç değil. Biz bir alarm sesine uyandık da hani... Daha doğrusu uyanmak zorunda kaldık. Benim alarm uyandırdı sizi. Desenize ben kaldırdım yani. Senin alarmın mıydı o Fatih abim? Biz de kimin acaba diye düşünüp durduk. Kurmasan mı alarmı artık sabahları? Sabahları kurmayacağım da ne zaman kuracağım? Hiç olur mu öyle şey? Hem erken kalkmak iyidir. İnsanı dinç tutar. Siz de zamanla alışırsınız. Biz alışana kadar kurmasan, biz çok çalışıyoruz ya, geç de yatıyoruz. Ben alarmsız uyanamam. Siz böyle bir idare edin, birkaç gün alışırsınız be. Ya Fatih abi şey, hani biraz alışılacak gibi değil yani. Sesi biraz çok yüksek yani. Ha? Yani hem sen de rahatsız oluyorsundur. Oluyorsun değil mi? Oluyorsundur değil mi? Ben hiç rahatsız olmuyorum. Uyanınca kapatıyorum. O zaman kızsan mı abicim?
Bir orta yolu bulalım. Sen rahat et, biz huzurlu olalım. Ya tamam, sizi kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Ya bak, böyle şeyleri kafaya takmayın be. Sizden kıymetli mi? Ben gidiyorum, görüşürüz. Sadık Efendi, hadi yürü kalk git, spor hocan seni bekler. Abla ne spor hocası ya, onun adı PT, PT. PT ne ayol? Allah'ım, kelep kültürü de yok ya. Personal trainer, o benim özel antrenörüm ya. Allah Allah, ben ne zaman idman istersem o zaman olur, anladın mı? Anlamam öyle, özel PT miti. O zaman kalk, yürü git kendi sporunu kendin yap, olimpiyat güllesi seni. Ya. Fırlat. Kendini yataktan, hadi. Abla, güzel abla, bak her yerim ağrıyor benim. Allah aşkına, şurada birazcık yatıp uzanmak istiyorum ya. Bugün idman yok, ben çok yorgunum ya. Bak, ararım Görkem'i, söylerim. Gelir senin ensende boza pişirir, haberin olsun. Hem benim bir sürü işim var, temizlik yapacağım, hazırlık yapacağım. Hadi Allah'ını seversen, hadi hadi kalk. E tamam işte, git diğer odaları temizle. En son buraya gel, sonra ben kahvaltımı yapıp çeker giderim. Ya Sadık, biri böyle aylak aylak yatarken temizlik falan yapamam diyorum. Kalk, hadi kalk. Kalk çabuk. Allah, sümürgeyle adam mı dürtülür ya? Kalk. İyi o zaman, ben güzelce karnımı doyurayım, tamam mı? Çünkü idmanla böyle bir şey yemeyince çok halsiz oluyorum, bayılacak gibi oluyor. Sonra giderim, tamam? Hayır ha? Efendim, kahvaltı falan edemezsin. Ne dedi bizim şeffaf panter? Ha? Sporun yanında diyet de yapacak dedi. Ay, ya da neyse, beni hiç ilgilendirmiyor. Sen yeter ki şu evden çık git, ne yaparsan yap. Hadi yürü, hadi, hadi. Vallahi bak, hadi. Tamam ya, tamam, yürü. Gidiyorum işte, tamam. Allah. Dur bakalım, dur. Kasırga Sadık, bana bak. Hiç çalışıyor mu buralara, esiyor mu buralarda? Neredesin ayol sen? Neredesin acaba? Hı? Benim senin değil, senin beni bulman gerekiyor. Sensei benim burada yol. Görkem, hı? Ne olursun benimle uğraşma Görkem. Ne haldeyim bir bilsen. Geceden bu yana 8 defa evi temizletti Suzan bana Görkem. Ne olursun benimle uğraşma. Benim her yerim ağrıyor. Her yerim bitti Görkem. Ne olursun bugün idman yok, tamam mı Görkem? Yani 8 defa antrenman yapmıyor, öyle mi? Hı. İşte çok güzel, tamam. Sen ısınmışsın. Anlatabildim mi? Şimdi gerçek antrenmana doğru yol alıyoruz. Hadi bakalım, eller havaya. Eller havaya. Hadi, hadi bebeğim. Hop. Eller, evet, başa değil. Ele. Hadi bakalım, kalçalar salla. Salla kalçaları. Öyle değil ayol. Ya Görkem, ben yoruldum Allah aşkına. Beni bırak ya. Annen böyle olmaz yani. Böyle maratonu kazanamazsın. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Görkem. Go, koş, koş dur. Devam ki. Görkem, bilirsin. Ben aşkına hiçbir şey yapamam Görkem. Hadi döner yemeğe gidelim. Yapma. Hadi. Hayır. Bak, birer buçuk et döner. He? Hadi. Hayır. Sür Görkem. Hayır. Hadi sür Görkem. Hayır. Hadi götür beni Görkem. Allah seni kahretmesin. Götür beni, dönere götür. Allah seni kahretmesin. Lütfen. Ya canım benim, tamam, sıkma canını. Ya sesini kısarız dedi işte, ha? Sadece o kadar mı Alper? Ya tamam, bizim Fatih abi, başkası değil. Ya bir ortak yol buluruz, anlaşırız, ha? Tamam, ha? Ne Alper, ne yapıyorsun? Yine ne oldu Melisa'ya? Ben ne yaptım yine? Ha, neyin acısını çekiyorum ben yine? Bir şeyin acısını çekmiyorsun yine. E ne o zaman şimdi bu? Ortak alandayız Alper. Ortak alandayız Melisa. Ne olmuş yani ortak alandaysak? Dikkat etmemiz lazım. Ya ne yani, ben şimdi çok sevdiğim karımı öpemeyecek miyim? Öpemeyeceksin mi dedim? İnsanlar girip çıkıyor. Dikkatli olmamız lazım. Hem öpmesen ölür müsün? Hı. Ölürüm vallahi. Pek yakıştı şalvar kızıma. Şehirler rahat değil mi bilmiyor. Güzel giyineceğiz diye baston yutmuş gibi duruyorlar böyle. Nasıl ben rahat değil mi? Ayaklar rahat mı? Yani bilmem ki ben. Hani bunlarla nasıl yürürüm?
Ya biraz gezmem lazım benim alışmam için. İşin yüz gücünüz gezmek ha. Başka şey bilmez misiniz siz? Daha çırı toplayacağız, ateş yakacağız, daha bunlar bişecek, hasat edeceğiz. Biz gezersek kim yapacak bunları? Sizin çok işiniz varmış ya. Ben sizi hiç tutmayayım, ben gideyim. Sen bundan hiçbirini bilmiyorsun değil mi? Hadi giydiğin şalvarı boş durmak yok. Önce çırı toplayalım, o kolaydır. Sonra ben senin meyve toplamasını gösteririm. Bunları nasıl yapacağım? Ama öğrenmeye çalışırım. Öğrenirsin, öğrenirsin. Büyüklendi, sözünden çıkmadın mıydı? Öğrenir gidersin. Anlaşacağız biz seninle. Ben de sizi çok sevdim. Öyle sizli bizli konuşma galiba, tamam mı? Sultan anne diyeceksin beni. Hadi öp bakayım elimi. Peki. Aferin benim güzel kızıma. Hadi meyve topluma, düş önüme. Peki, hadi Sultan anne. Ne işin var senin burada? Sana da merhaba Selma. Merhabaymış. Sen 19 yıl önce veda ettin buraya. İstemiyorum senin selamını falan. Ne işin var burada? Ya sen neden korkuyorsun bu kadar ki? Sadece bir merhaba dedim. Haziran, ben bir Latife abinin yanına gideceğim ya şu. Marot'un işini konuşacağız bir. Aslında ben de çıkıyordum. Şimdi bir çarşıya uğramam lazım. Ya şimdi çıkmasan olmaz mı? Nehirde izinli ya. Otel boş kalmasın. Olmaz. Yani benim önemli bir işim var. Hem Latif amcaya ben uğrarım. Sorun olmaz benim için. Yok yok yok, benim gitmem daha doğru olur. Ama ben hemen gidip gelirim zaten ya, çıkmasın. Geldikten sonra çıkarsın. Sen niye benim gitmemi istemiyorsun? Ya yok, istemiyor değilim. Adamla konuştum şimdi, hani gelirim falan dedim. Senin otelle ilgili mi? Ben konuşurum, hallederim. Yok değil, özel. Özel? Hı, özel. Ne var ki? Ya sen beni bekle burada, ben hemen gidip gelirim, tamam mı? Hızlıca. Yok, senin gidiş gelişlerin çok uzun sürüyor genelde. Allah Allah, o nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? Pardon, bakar mısın? Buyurun. Biz 4 kişilik kahvaltı rica edecektik. Tamam, süper. Yumurtalar nasıl olsun, haşlanmış mı olsun? Evet, haşlanmış lütfen. Bir sabine. Çay, kahve. Portakal sonra rica ediyoruz. Taze. Taze. Yok canım, sokağa mı bırakacağız orayı? Dur ya oğlum, beni bıraktı burada, ne olacak? Hadi ben. Adaya geldim, haber yapıp 2 gün sonra döneceğim. Bütün dünyayı dolaştın, haber yapacak bu adayı mı buldun? Ya Selma, neredeyse 20 yıldır görmüyorum seni. Yani açıkçası burada görmeyi de beklemiyordum. Yani sen daha büyük bir yere gidip tasarımlarını tanıtacaktın. Yani ben hep öyle düşündüm. Gitmedim ben bir yere. Kaldım burada. Çok daha önemli bir sebep için kaldım. Seni ilgilendirmez. İşini gücünü bitir, çek git. Sen hala bana kızgın değilsin değil mi? Ya neden konuşmuyorsun? Bak, bu benim kartım. Yani ara 2 eski arkadaş gibi konuşalım, oturalım. Bir daha bu adaya ne zaman gelirim belli değil yani. Sadece konuşalım. Bak. Aramayacağım seni. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Ya neden böyle yapıyorsun? Selma. Biricik, senin ne işin var burada? Bilmem. Belki beni biri buraya sipariş olarak göndermiştir. Olabilir mi? Sen soru soracaksın. Kaç gündür neredeyse, onu da hele biliyor. Hayırsız. İşim vardı anneciğim ya. Geç olunca dönemedim. İdare ettim bir yerlerden. İdare etmişmiş. Kaç gündür neredesin sen? Bu körpeciği kandırmışım zaten. Allah'tan geldi, beni buldu da. Güzel kızım benim. Neden daha hiç tanıştırmadık sen bize? Hı. Ya anneciğim, biz de zaten Biricik'le daha yeni Sus. Tamam. Gıvırma, belin kırılacak. Hadi bak, bir sürü kasa birikti, taşı onları depoya. Nasıl ya? Bunların hepsini siz mi topladınız? Evet. Sultan annemle biz topladık. He, kızımla topladık. Herkes senin gibi hayali ticaret yapmıyor Beyazıt Efendi. Hadi depoya taşı bunları. İş başına. Hadi tembel dana, iş başına. Teşekkür ederim yavrum. Teşekkürler. Sağ ol canım. Aliye teyze, geldiğin için çok teşekkür ederim. Yani umarım seni işinden falan alıkoymamışımdır. Yavrum, alışveriş yapıp eve gidecektim. Ne işi? Hadi söyle bakalım.
Nedir bu kadar acil olan? Poyraz. Yani benim Poyraz'ın hakkında bilmediğim bir sürü şey var. Ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Olurum tabii. Olmaz mıyım? Söyle bakalım. Ne bilmek istiyorsun? Ne öğrenmek istiyorum mesela? Yani şimdi ben sana Haziran'ı anlatayım ama o böyle biraz başına buyruk bir çocuktu. Özgür. Yani hakkında ne anlatabilirim tam bilmiyorum. Yani ben onun hakkında ne kadar çok şey bilirsem benim için o kadar iyi. Ya mesela biz çocukluğuyla ilgili hiç konuşamadık Haziran'ın. Belki hani bir şeyler anlatırsanız. Mesela Poyraz ilk ne zaman aşık oldu? Ben Poyraz'ı senden başka kimseye aşık olarak görmedim ki. Çocukken mesela en sevdiği oyuncak neydi ya da çok büyük bir korkusu var mıydı? Öyle karanlıktan falan korkmazdı. Yani yalnız bir çocuktu. Ama ne hikmetse yalnız kalmaktan korkardı. Hala da öyle galiba. Şey yapardı, oyuncaklarına böyle isimler koyardı. Sonra onlarla konuşurdu. Hatta dur, çok sevdiği bir bebeği vardı onun, böyle yeşil saçlı, adı neydi? Aa, hatırlayamadım. Ama bir kedisi vardı. Sokaktan buldu. Benden gizli eve getiriyor, benden saklaya saklaya onu büyütüyor. Çok severdi o kedisi. Poyraz'ın bir kahramanı falan var mıydı? Ya da böyle hayran olduğu biri, birileri? Vallahi kahramanı var mıydı bilmiyorum. Ama uçmaya çok meraklıydı. Uçmaya? Evet. Bütün gün damlarda, ağaçlarda, direk tepelerinde koşardı. Hep yüreğim ağzıma gelirdi. Bir gün düşecek diye. Şallara çok yakışmış. Tamam ya. Sen burayı nasıl buldun? Bilmiyorum. Bu sorunun cevabını belki de sen daha iyi biliyorsundur. Senin söylemen daha doğru olur. Bunun cevabını ben nasıl vereyim hayatım? Sen kendi başına gelmişsin buraya. Beni buraya senin siparişin getirdi Beyazıt. Öğrenmişsin. Evet, çok da zor olmadı. Tamam ama ben en azından başlangıç olsun diye yaptım güzelim. Ya başlangıç olsun diye annene mi sipariş verdin? Bir de benden aferin bekliyorsun ya, sen beni kandırdın. Hayır hayır, Biricik kandırmadım. İlk sipariş geldi sonuçta değil mi? Hem sen fark etmeseydin daha çok motive olacaktın. Ya ne alakası var? Bir tane siparişle mi motive olacaktım? Zaten annem beğenmedi de. Bari düzgün bir şey seçseydim. Tamam, bir dahakini beraber seçeriz hayatım. Ne yapıyorsun? Dur bir dur. Dur ya. Öz! Geri dur bakayım, edepsiz. Benim bahçemde bu ne hırsızlık böyle? Hadi işin başına, hadi. Tamam anne ya. Poyraz. Haziran. Nereden böyle, sen belediyeye gitmeyecek miydin? Evet. Öyle biraz adada dolaşayım dedim ya. Hı. Sen ne yapıyorsun burada? Ben ne yapıyorum? Kayboldum. Adada kayboldum. Adada kayboldum yani. Sonuçta ben buranın yabancısıyım. Böyle bir yer arıyordum da nereden gideceğimi, nasıl gideceğimi bilemedim. Öyle dolanıyordum. Nereye gidecektin peki? Nereye gidecektim? Böyle buralarda çok güzel bir yer varmış. Orada yaşadığın huzuru hiçbir yerde bulamazmışsın. Denizi en güzel orada görürmüşsün. Rüzgarı en güzel orada hissedermişsin. Anladım galiba. Siz sandal ağacını arıyorsunuz. Ama maalesef ben oraya sadece sevdiğim kadınla gidebilirim. İyi.
Ay hadi yürü kalk, kalk gidelim dışarıya biraz çıkalım. Aa, fenalık geldi bana hadi. Yok çıkmayalım dışarı, oturalım evde. Çay falan yaparım ben. Bana bak Selma, ne olduğunu söyleyecek misin? Aa yeter artık ya. Hasan gelmiş. Hasan kim o ya? Hasan işte. Yok canım. Ya benzetmişindir sen, emin misin? Eminim. Ne yaptı, eve falan mı geldi ha? Yok ya, eve falan gelmedi. Sokakta karşılaştık. Ben konuşmak istemedim ama birden karşıma çıktı işte. Ne dedi? Ya işte haber yapmaya gelmiş, 2 gün daha adadaymış. Sen niye gitmedin, burada mı kaldın diyor. Bana niye bu kadar kızgınsın diyor. Kart vizitini verdi. Ben de yırttım attım, konuşmak istemiyorum dedim. Güya sadece benimle konuşmak istiyormuş. Üf, bilmiyorum. Ay yıllar sonra gelip senin hayatına karışacak hali yok herhalde. Hakkı yok yani. Bırak sen onu. 2 gün sonra gider kendi yoluna. Hem bak bu haber işi de doğru olabilir ha. Festivaldi, maratondu falan derken. Ha? Ya merak etme tatlım sen ya. Tamam. Sen şimdi dünyada her yeri gezdin mi? Ya her yeri değil tabii ki ama birçok kez gittiğim yerler oldu. Nereler mesela? Özellikle Doğu. Yani Uzak Doğu en çok gördüğüm yerlerdi. Biliyor musun? Ben de bu sene eğitim için İngiltere'ye gideceğim. Aa ne güzel. İngiltere senin tercihin mi? Yani. Orada çok iyi okullar var sonuçta. Evet güzel okullar var ama artık Doğu'daki akıl ve öğretiler çağdaş eğitimi yeniden düzenliyor. Yani yeni dünya çok merkezli. Tek bir düşünceye takılıp kalman gerekmiyor bence. Yani benim aklımda hiç Doğu fikri yoktu. Gerçi bu konuda pek fikrim de yok açıkçası. Yani Singapur mesela, orası da bir ada ama pek çok anlamda özgür bir yer ve pek çok dil konuşuluyor. Yani bu anlamda vizyonun daha açık olacaktır bence. Vay be. Senden öğrendiklerimi sindiremeden gidiyorsun. Kendine zaman tanı ve hiçbir şeyin seni durdurmasına izin verme. Ve emin ol ki benim yaşıma geldiğinde de benden daha çok şey biliyor olacaksın. Hadi oğlum, hadi çek hele, çek hele. Demek beni ayranla ve dönerle kandırmaya çalışıyorsun ha? Yemezler. Otelde tam bir hafta boyunca sınırsız yemek. Bunu düşün, zeytinyağlılar, kısır, su böreği, ağzını salyasını topla kombik döner. Hedeften şaşma. Görkem, ne olursun birazcık yemek yiyelim. Allah aşkına yemek yiyelim Görkem. Bak, sağlıklı vücut için yemek gerekiyor Görkem. Ne olur yiyelim hadi. Oğlum, zayıflaman gerekiyor. Kendine gel artık. Disiplin şart. Bak, bir ivme kazandın. Oradan devam ki, anladın mı? Hadi. Hadi, go. Geleceğiz. Aa baba, Sadık abi değil mi ya? Bak hele. Yapmayın, gülmeyin. Bak hareket eden her şeyi yiyor bu adamcağız. Hadi, hadi, hadi. Abiler, abiler ne olursunuz şu bedeviye birazcık yemek. Yalvarırım. Peynirli salatayı bile çok görüyorlar. Ne olursunuz. Yok öyle bir şey. Sabahtan beri vallahi iracını almadı, bu delirdi bu. Havale geçiriyor. Ne yapıyorsun? Hadi, acı yok. Go, go. No yemek, no yemek. 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 Burası benim adada en sevdiğim yer. Buradaki hiçbir şeyin kaybolmasını istemiyorum. Bazen buraya gelip geleceğimi hayal ediyorum. Belki benim gibi birçok insan gelip buraya bunu yapıyordur. Ama ben yıllar sonra buraya geldiğimde de buranın aynı güzellikte kalmasını istiyorum. Çünkü buraya gelip hayal ettiğimiz şey bir beton yığını, bir otel değil de bizim geleceğimiz. Onu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Aferin Nehir. Yani böyle düşünmene çok sevindim. Elimdeki en iyi görüntü oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim bugünlük iznim bu kadardı. Otele gitmem gerekiyor. Ben de senin sevdiğin yerde kalıp anı hissetmek istiyorum. Anı mı hissetmek istiyorsun? O zaman otel birazcık daha bekleyebilir herhalde. Güzel. Burada zaman duruyor gerçekten. Güneşin battığını bilmesem hep aynı günü yaşadığımızı düşünebilirdim.
Eskiden en çok korktuğum şey buydu, biliyor musun? Olur da böyle bir yerlerde zaman izini kaybedersem... ...yaşam elimden kayıp gitmesin diye içimden hep sayıp dururdum. Ama şimdi dursun. Hiç akmasın istiyorum. Buraya her geldiğimde ben de aynı şeyi düşünüyorum. Belki de burada olduğum için değil. Seninle birlikte olduğum için böyle hissediyorumdur. Biz sanırım gittikçe birbirimize benzemeye başladık. Ben senden bir parça alıyorum. Sonra yeni olanı, merak edileni bekliyorum. Sen de benden bir parça alıyorsun. Birlikte tamamlanıyoruz. Biliyor musun, ben Beatles grubunu çok severdim. Gerçi hala seviyorum ama eskisi kadar dinlemiyorum galiba. Ya, hangi şarkısını? Ya bütün albümlerini severdim. Yani öyle özellikle bir şarkısı falan yok. Senin böyle var mı böyle sevdiğin kült grup falan? Yok. Ben öyle hoşuma ne giderse onu dinliyorum. Anladım. Ben küçükken böyle derslerim iyi olunca, yani sınavlardan iyi not alınca babam bana o hafta mutlaka bir albüm alırdı, biliyor musun? Ya. Sahi, Melisa senin derslerin de çok iyiydi. Yok muydu bir ödülü falan? Ben ders çalışmayı araç olarak değil, amaç olarak görüyordum Alper. Anneciğim sağ olsun. Bak o haftada benim böyle en sevdiğim yemekleri yapardı, biliyor musun? Yani sende o kadarcık bile bir mükafat yok muydu? Yok. Benim öyle çok seçici olmadığımı bilirlerdi. Anladım. Gördün mü ya? Bak ya, ne kadar az şey biliyoruz birbirimizin hakkında. Yani bunlar küçük şeyler. Öyle her şeyi de bilmemize gerek yok birbirimiz hakkında. Olur mu canım, küçük falan yani. Ben senin hakkında her detayı bilmek isterim. Mesela, yani mesela diyorum hani... Küçükken en sevdiğin oyuncağın ismini falan öğrenmek isterdim. Sana mı bunu boş ver de? Bu sene maratona katılacak mısın? Yok canım, ne gerek var bunca telaşın arasında? Hiç kendimi yoramam. E neden, eğlenceli olurdu, ikimiz de katılırdık. E canım benim, şimdi ben katılırsam yani... Kimin ikinci olacağı önemli olacak. Heyecanı kaçacak yani. İddialıysan katıl asıl. Hem bir anlamı var bu sene. Tabii ki iddialıyım Melisa. Biliyorsun. Tamam, o zaman koşmalısın. En azından benim için. Öyle diyorsun. Tamam. Sırf sen istiyorsun diye. Bak sırf sen istiyorsun diye katılacağım. Tamam. Hem bir hafta otelde kalırız, kazanırsın. Ha bir de o var değil mi? Poyraz ödül koydu. Biz giderken bir hediye mi götürsek Poyraz'a? Ne gibi yani? Ne gerek var mı? Bilmem. Bir arayalım, öğrenelim neyi sevip neyi sevmediğini. Alırız bir şey. Diyorsun. Ara bir sen. Sorayım ben, mesaj atayım. Personal trainer ayağınıza geldi hanım. Hoş geldin Görkem, hayırdır? Hoş bulduk. Hayır tabii ki, büyük hayır hem de yani. Biliyorsun adamızda malum maraton var. Hilden 77'ye herkesi çalıştırıyorum. Kendime özgü idman yöntemleri buldum Fatih'ciğim. Ya nasıl çalıştırıyorsun yani? Ben de mi çalışacağım? Yok anne, içeride kediler köpekler falan, onları çalıştıralım. Damlaları yükleyelim, üçlük beşlik falan. Ne diyorsun? Tabii ki sen çalışacaksın. Ada Fatih'in kim çalışacak başka? Ya Görkem vallahi teşekkür ederim. Ben almayayım. Ben zaten bütün gün çalışıyorum. Annem çalışıyorsun çalışıyorsun da yani bir bakmak lazım. Vücudumuzun bir huzur bulması gerekiyor, öyle değil mi? Yani hatlarımız, zindeliğimiz çok çok mühim. Mesela ben böyle, böyle annem, böyle böyle. Bir de bunun bak tek kolusu var. Allah! Böyle böyle mi yapıyorlar da acep? Ha? Ada Fatih. Ay, ay vallahi çarpıntı geldi bir anda. Bak bizim tombik dönere. Gördün mü onu? İki günde yağ gibi eritmiş çocuğu. Şunu al çektire çektire. İyi de benim öyle fazla kilom yok ki. Gerçekten aklımıza böyle fit deyince hemen sen geliyorsun Fatih'ciğim. Gerçekten.
Ya bana bak. Hemen öyle filan kilo vermek zorunda değilsin. Spor evlilikte de önemli Fatihciğim. Evlilikte çok çok önemli. Bak şimdi sen Selma ile yine evlendin. Değil mi? Bir yerden başlamanız lazım. Şimdi kanlar deli akıyor. Öyle değil mi? Böyle çağlıyorsunuz. Böyle şelaleler gibi akıyorsunuz birbirinize. Kanın tazelenmesi lazım. Deli deli akmanız lazım. Bir yerden başlamak lazım. Ne alakası var evlilikle sporun? Çok alakası var Fatihciğim. Dışarısı yakışıklı kaymıyor. Bir adamlar gür saçlı falan kelmel değiller. Tehlikenin farkında mısın? Ne tehlikesi Görkem? Yahu adamlar her gün barfiks çekiyor Fatihciğim. Barfiks. Adamların olmuş buraları böyle kafasından bir. Düşünsene Selma'yı. Buraya tutunmuş, tutunuyor buralardan barfiks çekiyor falan. Senin Allah aşkına bu nedir yahu? Fatih, bir kendine bak, vücuduna bak. Ya aslında haklısın. Yani benim de biraz vücut çalışmam lazım. Kaslar yani. Ya ben de onu diyorum işte. Bana bak ne diyeceğim. Sen bunu güzelce bir değerlendir. İlk 7 dakika ücretsiz annem ona göre. Çağ. Tamam Görkem. Düşüneceğim ben bunu. İyi düşün. De ne diyeceğim. Anne. Böyle şeylerden uzak dur. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım hocam. En sevdiğim renk. Pembe. Lila. Aa, lilaydı tabii ya. Unutmuşum. Tamam, diğer soruya geçiyorum. En son hangi ülkeye gittin? Sen yurt dışına gittin mi hiç? Ben en çok Fas'a gitmek istiyorum biliyor musun? Ya Beyazıt ne diyorsun Allah aşkına ya? Çok kolay soruları bile bilmiyorsun. Bak bu soruyu bilmek zorundasın. Tamam, bileceğim. Hazır mısın? Hazırım. Yükselen burcum ne? Balık. Beyaz Allah aşkına benim hiç balıklık bir halim var mı sence? Ben öyle duygusal biri bile değilim ya. Tamam ama kızmıyorum. Tamam. Çünkü zor sordum. Bence de. Şimdi daha kolayıyla geliyorum. Burcum ne? Aslan değil, değil. Akrep. De değil, ne alaka? O zaman şey... Yengeç. Bildin. Yes, tuttu be. Şey, bildim, biliyordum tabii. Biliyordum zaten. Ya sen attın, tuttu değil mi? Hayır Biricik ya, biliyordum. İyi. O zaman burcumu biliyorsan doğum gününde biliyorsundur. Ne zaman doğdun? Ocak mıydı? Al işte biz kötü bir çiftiz gördün mü? En kolay soruyu bile bilmiyorsun. O kadar mı kötüyüz ya? Murat Kaya 2 gece. Tamam not ettim. Okan sen hala çıkmadın mı? Ne olur kalayım ya. Annemden kaçabildiğim tek yer burası Haziran abla. Poyraz abi sağ olsun. Tamam ama çok yorma kendini. Tamam Haziran abla. Bizim de hazırlık yapmamız lazım. Bizimkiler gelecekti ya. Aa ben unuttum onu ya. Benim unutmama imkan yok. Biricik sağ olsun sürekli hatırlatıyor. Ama eğlenceli olacak. Biraz daha baş başa kalsaydık. Hadi 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 hazırlanmamız lazım hadi. Merhabalar. Merhaba buyurun. Müsaitsiniz. Müsaitiz tabii buyurun buyurun. Ha, bu küçüğü yolda buldum da insanlara sordum sizi tarif ettiler. Adadaki tek veteriner benim. Ha ne güzel. Yani mesleğiniz çok güzel anlamında. Göreceli tabii. Kimisi dokunmak bile istemez bu canlara. Adada böyle insanların olduğunu düşünmüyorum ama bir iki istisna kaideyi bozmaz. Oh benim güzelim. Verin bakayım, verin.
Oy. Güzel. Bir ara gözükmüyor. Bu iyi haber. Büyük bir ihtimalle aç ya da susuz kalmış olma. Diyemem. Şey besleyebilir miyiz hemen? Tabii ki, tabii ki. Hazırda var. Şimdi halledelim. Öncelikle doyurmak lazım. Gel bakalım. Hoppa. Sizi daha önce buralarda görmedim. Turistik gez mi? Yok, ben gazeteciyim. Adaya haber yapmak için geldim. Nehir. Ya bıraksana peşimi. Kurtulamayacak mıyım ben senden? Ya önce neden kurtulmak istediğini söyle. Ya git başımdan ya, git. Ya... İstemeden bir şey mi yaptım ben? Bak, ben annemi karşıma aldım senin için. Tabii tabii. Bak, bunlar sana komik gelebilir ama benim için önemli. Ben hayatımda ilk defa kendimi güçlü hissettim. Sana teşekkür etmek isterken sen benden kaçıyorsun. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Okan, senden nefret falan etmiyorum. Ama ben sana iyi gelmiyorum, annen haklı. Ya tanıştığımızdan beri başına gelmeyen kalmadı. Zehirlendin, kayboldun. Bundan sonrakini düşünmek bile istemiyorum. Ya bunlar benim önceden öğrenmem gereken şeylerdi. Annem beni çok koruduğu için bunları öğrenemedim. Bunu öğretecek kişi ben değilim ama. Gördük işte. En iyisi sen kaç, kurtar kendini. Kaçmayacağım. Bu kadar basit şeyleri geç öğrendiğimi düşünebilirsin ama bunların hepsi benim için yeni. Ben senin yanında rahat olabiliyorum. İyi hissediyorum. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bak. Eğer kendine iyi bakacağına söz veriyorsan, benim her dediğimi yapmayacağına söz veriyorsan, o zaman belki tekrar arkadaş olabiliriz. Annem. Anne ne var ya? Ne var anne? Ne var anne ha? Ah be Okan, ah be Okan. Ben seni o mendebur babanın elinden kurtarayım. Sen bana ne var? Bu adada bir başıma bırak beni. Anne kaç kere dedim, çalışıyorum, bırakamam burayı. Ne çalışmasıymış acaba? Senin annenden çalışma iznin mi var? Ya anne bak, ben çocuk değilim, tamam mı? Bana artık çocukmuşum gibi davranma. Kararlarımı kendim alabilirim. Bana bak, benim şu elimdeki iş bitsin. Ben göstereceğim sana o karar marar neymiş. Tamam anne, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ay kapattı. Ay öz oğlum, resmen telefonu yüzüme kapattı. Suzan, ölüyorum abla. Görkem benim hayatımı mahvetti. Ay, ışıktan gibirim, şunların bir tadına baksın. Bana bak. Yürü git bana Okan'ı getir. Yemek falan yok sana. Tamam mı? Kusura bakma. Abla bakarım. Kusura bakarım. Bunların tadına da bir güzel bakarım. Bana bak. Sakın hiçbir şeye dokunma. Ellerini kırarım. Ellerini, ayaklarını, her yerini kırarım valla. Gün için bunlar. Tamam işte. Ben de o güne geleyim. Hangi günmüş bu ya? Beni niye çağırmıyorsunuz abla? Ne olur ben de geleyim o güne. Heh, bir çeyrek altın takarım. Zaten elimin kiri böyle bir çeyrek altın. Ne olacak takarım. Ben niye takıyorum altımı ya? Onlar bana taksınlar. Heh? Abla ne olursun ya. Ne olursun az bir şey tadına bakayım. Hadi yürü git. Yürü git, hadi sinirimi bozma benim. Açlıktan geberiyorum ben havaya. Ne olursun ya. Ne olursun az bir şey yiyeyim. Ay sipariş geldi. Gerçekten mi? Evet. Gördün mü bak Biricik, sana söylemiştim değil mi? Buraya da yazıyorum, gerisi de gelecek, göreceksin. Olamaz ya. Ne oldu? Ya ikinci kez aynı oyuna düşüyorum. Bunu da sen sipariş ettin değil mi? Hayır Biricik, vallahi billahi ben sipariş etmedim ya. Ağzım bir kere yandı. İkinci kez aynı hata yapar mıyım sence? Şimdi bu siparişi iptal ediyorum. Hayır Biricik dur. Vallahi ben yapmadım diyorum. Neden inanmıyorsun? Ya neden inanmıyorum acaba? Biraz düşün istersen. Bu hesabı da kapatıyorum işte. Mutlu musun? Hayatım, ne yaptın ya? Ne için geldim demiştiniz? Festival ve maraton için. Yani şu toplanan yardım bağışları var ya onun için. Adayı bilirim. Çok da sevdiğim bir yerdir. Gördünüz mü bakın? Hiçbir şey yokmuş. Aa, iyi, çok teşekkür ederiz. Ben mamanın parasını ödeyebilir miyim? Hiç olur mu? Siz bizim misafirimizsiniz. Adada böyle şeylerin lafı bile olmaz. Aa, öyle mi? Minik çok şanslıymış desenize.
Ya kusura bakmayın, tanışamadık. Ben Hasan. Fatih, çok memnun oldum. İyi, fotoğraftaki kız kardeşiniz mi? Yok canım, o benim her şeyim. Papatyam o benim. Hayatımın aşkı. Karım. Ha, demek evlisiniz. İyi. Üstelik yeni evliyiz. Mutluluklar o zaman size. Ben artık gideyim. Minik bir ihtiyacı falan olursa lütfen beni arayın. Ama böyle bırakma. Bir kahve ikram edeyim. Ya kusura bakmayın oğlum. İşlerim çok yoğun ama işlerimi halledince olur. Maratondan sonra. Maratondan sonra. Anlaştık. Anlaştık. İyi günler. Kolay gelsin. Ya. Papatyam, neredesin? Geldi mi Fatih? Buradayım, mutfaktayım ben. Aşkım, kapıda karşılamadın, küs müyüz? Yok canım, ne küsü? Yorgunum ben bugün biraz. Bırak, olduğu gibi kalsın. Gerisini ben hallederim. Sen otur dinle. Yok canım, yok. Gerek yok. Yani öyle biraz yorgun hissediyorum. Sen git, bir üstünü başını değiştir, toparlan. Ben hallederim. Sende bir şeyler var ama anlatacak mısın? Yok bir şey diyorum Fatih, iyiyim ben. Hadi sen git elini yüzünü yıka, ben de zaten çok acıktım. Bir şeyler yersem toparlarım şimdi. Tamam sevgilim, sen öyle diyorsan öyle de. Tamam. Oo, şimdiden 500 bin kişi olmuş bile. Herkes aday için bağış hesabını da paylaşıyor. Bence bu artarak devam edecek. Ben Latife abiyle bir tekrar konuşayım. Süreci uzatalım bence. Belediyenin desteği olmasaydı zaten bu kadar yol kat edemezdik. Anlamadım. Sen zaten bugün Latife amcayla buluşmadın mı? Yani onunla konuşmak için çıkıyorum demiştin ya. Gittim, konuştum. Evet, öyle söyledim. Ama işte bu konuyu atlamışım ben. Bunu tekrar bir sorayım. Herkese merhaba. Merhaba. Neredesin sen Nehir? Yani nerede olacağım? İşimdeyim, gücümdeyim ya. Hayırdır? Hayır değil kızım, hayır değil. Sokaklar kopuk, serseri kaynıyor. Ay Allah aşkına anne, ne zaman gördük adada öyle bir şeyin yaşandığını ya? Sen yine çok televizyon izledin herhalde. Nehir, hoş geldin. Kaynanan seviyor musun? Kaynanan ne ya? Öyle derler ya, yani hazır yemeğin üstüne geleni. Allah, kaynanan beni seviyor mu bilmiyorum ama ben sizi çok seviyorum. Ay canım kızım benim. Hayırdır? Bin yıldır görmediğimiz bu güler yüzünü neye borçluyuz acaba? Kendimle ilgili bazı önemli kararlar aldım. Bu da mutlu olmama sebep oldu diyelim. Bizimle paylaşacak mısın? Tabii bu önemli ve büyük kararım sizi de ilgilendiriyor aslında. Neymiş acaba o bizi de ilgilendiren büyük karar? Ben okul için İngiltere'ye gitmekten vazgeçtim. Geçerli nedenlerim var tabii. Niye? Bak para yüzündense biz hallediyoruz onu ha. Öyle ani karar var mı? Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Merhaba. Merhaba. Çekebildiniz mi fotoğrafları? Evet evet, bir sürü kişiyle de görüştüm. Malzeme çok ama sıkı bir çalışmayla kurgusunu yarın hazırlarım. Sonra da sitede yayınlarım. O kadar hızlı mı ya? Yani bu dayanışmayı bir an önce göstermek istiyorsak öyle. Kısa, herkesin vakit ayırabileceği ama çok çarpıcı bir iş olmalı. Çok teşekkürler. Peki bizim size yardım edebileceğimiz başka bir konu var mı? Teşekkür ederim. Nehir yeteri kadar etti. Buradan da alıkoyduk onu kendisine. Umarım bir sorun olmamıştır. Yok. Olur mu öyle şey? Tabii ki ilgilenecek. Ben İngiltere'dense Singapur'a gitmeye karar verdim. Singapur mu? Evet. Avrupa değil, Güney Asya'ya gideceğim. Nereden çıktı şimdi bu böyle durup dururken? Çocuk oyuncağı mı bu? Biz o kadar hazırlık yaptık, uğraştık, çabaladık. Sanki İzmir'e değil de Muğla'ya gidiyor. Ay ne alakası var anne onunla bunun şimdi ya? Çok alakası var kızım, çok alakası var. Biri dünyanın bir ucunda, diğeri diğer ucunda. Ne akılla böyle bir karar verdin sen? Ben anlamadım ki. Aşkım, sakin ol. Bak, geçerli nedenleri vardır elbette. Bir dinleyelim. Var tabii var. Olmasa ben niye durup dururken böyle bir karar alayım? Neymiş sebebi anlat, dinliyoruz. Yani eğitim için artık
Avrupa'dansa Asya'da çok iyi bir seçenek anne. Yani bir sürü öğrenci oraya okumaya gidiyor. Ben bir sürü ülkeden arkadaş edinmiş olacağım, vizyon sahibi olmuş olacağım. Benim eğitimim için ben bunun daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Nehir, sen İngiltere'den burs aldın, haberin var değil mi? O kadar uğraştık. Kim veriyor ya sana bu akılları? Ha? Niye anne? Benim aklım yok mu? Nehir, Nehir canım. Bak şimdi, bu geleceğin için çok önemli bir karar. Bir dur, düşün. Öyle karar ver lütfen. Fatih abicim, ben düşüncemden çok duygularıma önem veriyorum, tamam mı? Ayrıca o doğanın gizem yaşantısı beni daha çok içine çekiyor, tamam mı? Hem siz nereden anlayacaksınız ya? Siz adadan dışarı bile çıkmamışsınız. Nehir yeter. Senin karşında çocuk yok. İki tane yetişkin var. Bizi böyle azarlayamazsın. Ben de yetişkinim ama anneciğim, tamam mı? Benim de özgür düşüncelerim var. Kusura bakmayın. Ayrıca siz başlattınız bunu, tamam mı? Nehir. Umarım her şey yolunda gider Nehir için. Ruhunda özgürlük var. Yolunu bulacaktır. Öyledir Nehir. Biz de onu İngiltere'ye gidince özleyeceğiz. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Röportaj istemediniz ama oteli ve sizi fotoğraflamak isterim. Olur mu? Yani onu Poyraz Bey'e sormak lazım. Kendisi fotoğraf işlerinden pek hoşlanmıyor da. Yani ben şimdi selfie çektirip öyle sokaklara falan asmak istemem tabii ki. Ama siz ne zaman isterseniz yapalım. Tamam. Oldu, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi o zaman, bizimkiler gelmek üzeredir. Sen hazır mısın? Çoktan hazırım. Senin hakkında öyle şeyler biliyorum ki bak şaşıracaksın. Bence sen şaşıracaksın. İyi. Demek ki zorlu rakipler olacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Papatya, tamam sakin ol. Uzatmayalım. O daha çok genç. Bizim biraz daha fazla anlayışlı davranmamız lazım ona. Ya tamam anlıyorum genç. Ama bu kadar ani kararlar alıp bizi yok sayamaz. Yarın tekrar konuşuruz. Hem ne demişler? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ben yatacağım Fatih. Bu saatte. Daha yemeğini bile yemedin. Tamam. Ne yapayım? Yemeğimi yer öyle yatarım o zaman. Aşkım, sen bu saatte yatmazsın. Bak ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Lütfen söyle. Hayır, yok. Hiçbir şey yok. Şey yapacağım, ben spora gideceğim. Yürüyüşe çıkacağım yarın sabah. Spor? Hı-hı. Tamam. Yani evli çiftler için spor şart. Ne alakası var Fatih bunun? Lafım gelişti, söyledim onu ben ya. Hani birbirimize daha fazla destek olalım mahiyetinde. İyi, iyi. Tamam. Hadi ben yemek de yemeyeceğim. İstemiyor canım bir şey. Hadi ben yatıyorum. Hadi iyi geceler sana da. İyi geceler aşkım. Ben de yiyip buraları toparlar öyle yatarım. Siyam Fadi'ye selam. Ya Siyam mı? Vallahi bu esprilerini öldürecek abini. Bak ne diyeceğim, şu spor meselesi var ya, onun için aradım. Annem tam sınırda aradım bak, kontenjanlar dolmak üzere. Sana hemen yeni kayıt oluşturuyorum. Ne zaman geliyorsun? Ben hemen yarın başlarım. Sen bana nerede çalışacağımızı söyle, hop yarın ben oradayım. Anlaştık çekirge, yarın benden konum bilgisi bekle. Tamam mı? Tempolu gel, tempolu. Hadi öpüyorum. Bye, seviyore, öpüyore. Gel Fatih'e. Hepinizden aldığım güzel bilgilerle soruları hazırladım. Adil bir yarış olsun. Düelloya hazır mısınız? Hazırız. Tamam, o zaman yarış başlasın. Abla, bunlar ne? Şşş, ne? Yok bir şey, hiçbir şey yok. Yürü, yürü, hadi. Sana koklamak bile yasak. Yürü. Hadi. Bir tane versen be. Yürü. Bir tane versin. Hadi. Şimdi yarışa Poyraz seninle başlıyorum. Haziran'ın çocukken sahiplendiği kedinin adı neydi? Simbat. Aa, doğru. Bildi. Poyraz'a bir puan. Haziran sana soruyorum. Poyraz'ın lisedeki müzik grubunun adı neydi? Texas. Doğru.
Tamam, şu an eşitlik var. Melisa, Alper'in en büyük korkusu nedir? Dişi. Doğru. Tamam, Alper sana soruyorum. Melisa kaç dilde seni seviyorum diyebilir? Hı? 5, 6, 8. Bu ne saçma bir soru ya, ama yani değiştirsek mi bunu ha? Ben tam 12 dilde seni seviyorum diyebiliyorum Alper. 12. Geçen yaz da sana söyledim ama unutmuşsun. 12. Tamam, ya uf, tartışmak yok. Tartışmayın. Şimdi devam ediyorum. Kadınlar önde. Efendim anne. Okan. Çok geç oldu oğlum. Uyumaya da mı gelmeyeceksin? Anne, ben bu akşam nöbetçiyim. Burada bir tane odam var, tamam mı? Bekleme sen beni. Bak, dayın da gitti. Kaldım bir başıma. Yazık değil mi anneciğine? Hiç mi düşünmüyorsun sen beni? Zaten benim orada olmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ay annem. İçeriden değişik değişik sesler geliyor bak gerçekten. Korkuyorum ha. Anne abartma ya, abartma. Sen hiçbir şeyden korkmazsın ya. Bak çok işim var benim, tamam mı? Kapatıyorum. Hadi, hadi öptüm. Bay bay, bay bay. Bak yüzüme kapattı. Mendeburun oğlu. Ay. Ay o ses ne? Ay bismillah. Kim var orada? Benim türlü türlü fobilerim vardır ha. Haziran, sana soruyorum. Poyraz için mükemmel günün tanımı ne? Doğayla baş başa bir kamp. Yani şimdi bunu kabul etsek mi bilemedim. Çünkü eksik bir şey var. Sen. Ay ya, of çok romantik, çok güzel. Haziran, kabul edemeyeceğim. Tamam, o zaman bu kadar güzel bir cevaba, güzel bir soruyla geldim. Poyraz, Haziran'ın dövmesindeki ağaç nedir? Sakura. Tamam. Alper, Melisa bir özelliğini değiştirmek isteseydi ne olurdu? Ya şimdi Melisa'nın böyle herkesi seven kocaman bir kalbi var. Bu yüzden herkese bir şans verir ve kalbi kırılır, hayal kırıklığına uğrar. Bence bu özelliğini değiştirmek isterdi. Ürper. Ya siz romantizmle mi yarışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi, şu an eşit gidiyoruz. Melisa, Melisa yumuşama, biz hala rakibiz. Evet, haklısın, rakibiz. Tamam. Haziran, son soru sana, bunu bilmek zorundasın. Sen taraf tutuyorsun ama. Aynen. Lütfen. Ay, tabii ki taraf tutuyorum. Tamam, soruyorum. Poyraz'ın çocukken en büyük hayali neydi? Uçmak. Doğru. Şimdi sıra Ceza'ya geldi. Erkekler bir gün boyunca kadınlar ne isterse onu yapacak. Biricik onu bir azaltsak, hani bir gün değil de bir saat falan indirsek ne olur yani, olmaz mı? Yani bir gün çok fazla mı yani? Alper, Alper dur. Abi sonumuz kötü olacaktı. Ah, elektrikler. Ne yaptınız, kalbince elektrikleri mi kestiniz? Yok canım, daha neler, biz buradayken nasıl keselim Biricik? Aa, siz bir oturun, ben sigortalara bakayım. Yardım mı? Aa. Oy. Ay bu elektrik kesintisi şakanın bir parçasıysa hiç komik değil ha. Ay bak, şaka kaka olmak üzere sanki, tahmin ediyorum ben ya. Bismillah. Bismillah.
hırsız. İşte siz. Seni kuyruğun seni. Sadık. Karanlıkta gitmeseydiniz, bekleseydiniz. Yok, biz bir an evvel gidelim ki Alper'in cezası başlasın. Hem Biricik'i de bırakırız. Yok ya, ben giderim. Yok canım, biz bırakırız seni. Hadi gel bizimle, hadi. İyi, hadi madem. Tamam. Haziran, sen bana yarın eğlenceyi anlatırsın, tamam mı? Tamam. Tamam, dikkat edin yolda. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm çok. Çok şanslısın. Niye? Yani sana bu durumda ne ceza verebileceğimi bilmiyorum. Ben seni tanıyorsam sen her türlü bir şey bulursun. Yok ya, o kadar acımasız değilim. Değilim tabii ama düşünürüm bir şeyler. Bu arada sen odalara fenerleri dağıttın mı? Dağıttım, dağıttım hepsine, merak etme. Tamam. Biraz bir de ben böyle hafiften üşümeye başladım. Ben bir şeyler getireyim sana. Hayır ya. Karanlıkta beni burada tek başıma mı bırakacaksın? Olmaz. İyi, tamam, bunu vereyim. Olmaz. Üşürsün. Ne yapacağız? Buldum. Hı. İlk cezana hazır mısın? Neymiş? İlk ceza olarak ateş yakacaksın. Anlaştık. Anlaşmasak ne olacak ki? Başka şansın var mı? Olmuşsa. Aa, Beyazıt nerede? Tartışmadınız değil mi? Ayrılmadınız. Ha yok yok. Yani hatta ben annesiyle tanıştım. Oha! Sultan teyzeyle mi tanıştınız? Evet. Bu resmen Asya ile Avrupa'nın buluşması gibi bir şeye. Ben bunu nasıl kaçırdım Melisa ya? Biz gayet iyi anlaştık ama Alper. Yok tamam canım, ben çok farklısınız ondan dedim. İşler çok hızlı gidiyor gibi görünüyor. Yoksa evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? Yok canım, saçmalamayın. Daha neler artık yani ben... Zaten benim biraz daha emin olmam lazım. Neyden emin olman lazım? Ya ne bileyim, biz böyle çok tartışmaya başladık falan bu ara. Tamam, hadi size son olayı anlatıyorum. Hı. Takı satışı için sosyal medya hesabı açmıştım ya hani. İşte oradan hiç sipariş almamıştım. Sonra bir tane sipariş geldi, meğersem Beyazıt'mış. Neden? Canım benim, neden olacak? Çocuk yardım etmek istemiş. Sen buna mı kızdın? Bu yüzden mi kavga ettiniz? Kızım tabii ki yani. Yalan sonuçta. Ya ama bu yalan sayılmaz yani. Hani sana yardım etmek istemiş. Kötü bir şey için değil ki. Yani yalanın iyisi kötüsü olmaz da. İyi niyetliymiş çocuk. Benim bundan anladığım tek şey seni çok sevdiğim. Hadi ya. Hı-hı. Özledim de şimdi ben yürürken onu bir arayayım. Hadi. Karanlık. Dur durun, yavaş yavaş. Sadık. Sadık. Yavrum. Bak kaydı gitti, göster. Bak bak bak, beyazı gözüküyor. Vallahi de bil. Vallahi boşluğa bakıyor çocuk. Sadık. Oğlum kendine gel bak. Sporcumu mu sakatlamışlar benim? Ha? Kardeş katilim var burada. Kardeşe suikast. Adoslar. Ay Allah'ım yarabbim. Annem kendine gel. Kendine gel. Şimdi ben seni de sakatlarım. Görürsün, depolu takım olursunuz. Kendi evinde hırsız kılığına girmiş. Korkudan öldürüyordu beni. Öldürmedi mi, dua etsin. Ah beton bir dönerim. Hadi kendine gel bak, hadi bak. Bak maratona çıkacağız. Saatim, kendine gel yavrum. Bak, o kadar emek harcadım. Hadi annem, hadi bol yanağım, kendine gel. Saatak. Neredeyim benim? Neredesin acaba? Neredesin acaba? Hı? Söyleyeyim mi sana neredesin? Yalancı seni. Görkem, Görkem. Ne olur beni kurtar burada Görkem. Ne olur beni götür burada Görkem. Oyunda hile yaptın değil mi? Nasıl? Benim çocukluk hayalimi bilmene imkan yoktu senin. Babaanneme sordun. Sen de benim kedimin ismini bilemezdin. Anneme sordun. Tamam, ikimiz de iyi yapmışız. Ama sonuç olarak cezayı ben çektim. Evet. Ve ben bu durumdan çok mutluyum. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela uçabilseydin,
Nereye gitmek isterdin? Bilmem, güneş nereye gitse onu takip ederdim herhalde. Karanlıktan kaçardın yani. Yok. Yok yani öyle düşünmedim. Yani bir yolculuğa çıkarken, bir yere giderken bir şeyleri arkada bırakırız genelde. Zaten bunu yapmazsak, bu riski göze almazsak ilerleyemeyiz. Ben ileride çocuklarımıza cesaret vermek, korkmamalarını söylemek isterdim. Çocuklarımız. Sen bizim çocuklarımızı mı düşünüyordun? Evet. Peki kaç çocuğumuz var? Yani bir tane olmayacağı kesin. Ay süper, sen kaç tane olacağına da karar vermişsin, bravo. Ya ben hep bir kardeşim olsun isterdim. Ben de. O zaman 4. Hoyraz. Ben artık eminim. Dileğin. Sadece benim için değil. Sen de bunu gerçekten istiyorsun. Biliyorum. Var ya sen öz be öz ablanı korkudan öldürüyordun be. Abla ben sana ne ettim ya? Ne ettin acaba? Ne etti bu çocuk sana? Bu çocuk sana ne etti hanım, bir kendine gel ayol, Allah Allah. Vallahi billahi bak. Bu çocuk var ya, bu koca yürekli adam. Bu yeni cüsesine rağmen şu adada hiç kimseyi, hiçbir karıncayı yemeyin. Doğru. Evet doğru. O yüzden günahını almadan önce bu gariban dua et de yaşasın. Yoksa yeminle seni var ya seni. Seni hapise de attırırım hani tecavüzden. Sen mi beni şikayet edeceksin ha? Hı? Elinden geleni orduna kayma. Tah size utanmazlar. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Hadi devam ki. Vallahi bu kadın beni yoruyor. Çok yoruldu. Yorar. Benim dünyadaki en sevdiğim ağaç. Hatta bak dövmem bile var. Ben de böyle anlamlı bir dövme yaptırmak isterim. İçinde ada ve biz olan. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Alper, hayırdır? Yatakta kahvaltı ha? Sorma abi ya. Melisa Hanım'ın isteği. Olacak canım o kadar. O kadar. Keşke o kadar olsa Fatih abi. Bugün Melisa'nın istediği her şeye evet demek zorundayım ben. Niye ki? Bir iddiaya girdik diyelim ve ben kaybettim abi ya. Acemilik işte.
ben Selma ile asla iddialaşmam. Hı. Kazansam da kaybederim çünkü. Ha. Bu da sana tecrübe oldu. Oldu oldu abi, olmaz mı? Neyse ben bu kahvaltıyı götüreyim de daha Melisa Hanım'ın kıyafetlerini ütüleyeceğim abi. Ütü mü? Fatih abi ayıp oluyor ama yani. Ya öyle değil. Ha. Bizim evde ütüleri ben yapıyorum zaten. Ha. Yani çok basit bir ceza olmuş, ona gülüyorum. Öyle diyorsun. İyi tamam. Hadi kolay gelsin. Sana da abi, sağ olasın. Tamam, sağ olun. Aradığınız için teşekkür ederim. Bence yeterince bağış toplanacaktır, hiç merak etmeyin. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoyraz, ne dediler? Şirket ev sahiplerine teklifte bulunmuş. Değerlendirmeye alacaklarmış. Yarın da belediyenin toplantısı olacak. Süper. Tamam, o zaman yarın biz de toplantıya katılalım. Tamam, ben böyle son ana kadar her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyorum. Tamam canım, olur. Ya sonunda böyle rahat bir nefes alabileceğiz ya. İnanamıyorum. Herkes de maratona gidiyor. Ayrıca bugün ne? Bugün bizim her şeye evet deme günümüz. Unutmamışsın. Asla. Teşekkürler. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Burada olmaz. Gel benimle. Sen böyle bir anda ortaya çıkıp benim hayatımı alt üst edebileceğini mi sanıyorsun? Neyi alt üst etmişim Selma? Yani neden bahsediyorsun? Bir anda ortaya çıkıyorsun ve benim yıllardır emek verdiğim her şeyi bir bir yıkıyorsun. Ama sen sadece yıkmayı bilirsin değil mi? Ya neyi yıkıp geçmişim? Adaya geldim, haber yapıp döneceğim ben. Ya bak, bu öfkeni anlamıyorum ama yanlış yapıyorsun. Kızımdan uzak duracaksın. Bir daha seni onun etrafında görmeyeceğim. Kızın mı? Ben senin kızını tanımıyorum bile. Nehir. Ha, Nehir senin kızın mı? Ya çok özür dilerim ama yani fotoğraf çekmek için yardımcı oldu sadece yani. Bunda kızacak ne var? Öyle mi? Peki İngiltere yerine Singapur'a gitme fikrini kim soktu onun aklına? Tahmin ettiğim gibi. Bak sana son sözüm. Bizim hayatımızda yerin yok. Bizi rahat bırak. Tansiyonumuz gayet iyidir. Güzel program. Oğlum, evladım. Anne, sakin ol. Anne. İyi misin yine? Suzan teyze, iyiyim. Telaş yapma. Nehir olmadığı için bütün iş ona kaldı, o yüzden. Yoruldu biraz, dinlensin geçer yani. Nehir mi? Gene o kız yüzünden mi bu hale geldi benim oğlum? Ya benim oğlumun başına ne geliyorsa o kız yüzünden geliyor. Benim zavallı oğlum. İyiyim, iyiyim. Sadık dayın da ne bela çıktı biliyorsun değil mi? Sadık abi arıyorsan bak, maraton var, maratona gitmiştir, oradadır o. Demek öyle. Bana bak sarı kafa. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Okan sana emanet. Kendine geldiğinde çalıştırmıyorsun. Çünkü ben onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Anladın mı beni? Anladım Suzan teyze. Geç bakayım sen şöyle. Heh. Oğluma iyi bakıyorsun. Ben hemen geliyorum annem. Ulan sandık. İyi kurtardım. Senin işin zor. Alışıyorsun be. Sevgili misafirlerimiz, Kırlangıç Adası sakinleri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Buyurun.
ikincisini düzenlediğimiz bu maraton çok değerli bir amaç için yapılacak. Sporcularımız, atletlerimiz adamızın güzelliğini korumak için koşacaklar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayfer! 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 Sözü fazla uzatmadan bütün sporcularımıza tek tek başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Gel biz gidelim şuradan abi. Saçmalama, ne söyleyecek öğrenelim, yürü. Merhaba Zeynep. Merhaba Hasan. Biraz konuşabilir miyiz Selma? Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Lütfen, sana sormak istediğim bir şey var. Tamam ama uzaklaşalım biraz. Hadi. Bu adada bir tarih var. Bu tarihi yazan insanlar burada doğanın içinde yaşamayı, ona saygı duymayı bilirler. Biz de bu mirası korumayı öğrendik. Çok iyi biliyoruz. Kırlangıçların bu adaya gelmesinin nedeni buranın bir yuva olması. Eğer bu miras yok olursa bunun sorumlusu biziz. Buraları mutlaka korumalıyız. Buralar bizim. Çünkü buraya gelip hayal ettiğimiz şey bir beton yığını, bir otel değil de bizim geleceğimiz. Onu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Bu çok güzel olmuş. Bu video sayesinde bayağı kişiye ulaşacağız. Ama Hasan'a teşekkür etmemiz lazım adadan ayrılmadan önce. Tabii tabii.
Güzel bir teşekkür etmek lazım ona. Neden söylemedin? Ne diyecektim? Bu ada tatlı bir liman oldu benim için. Zihnimi tazeledim. Artık durmamam gerektiğini biliyorum. Hatırladın mı? Ne diyor bunlar ya? Selma doğru mu? Ne fark eder? Bana söylemek zorundasın. Tahmin ettiğim şey doğru mu? Doğru olduğunu biliyorsun. O zaman da biliyordun. Ve bile bile gittin. Biliyordum. Bilsem... Ya... Şimdi düşünüyorum, o zaman çok gençtik. Bir fırsat gelmişti. Sana adaya geldiğimde, seninle ilk tanıştığım gün söyledim. Ben bu adada kalmayacağım, hiçbir yere ait değilim demiştim. Tamam işte, özgürsün, istediğin hayatı yaşıyorsun. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Şu an bunları konuşmamıza bile gerek yok. Selma, sen bana kaçırdım 19 yılı borçlusun. Ben artık o kız değilim. Senin söylediklerine koşulsuz, şartsız inanacak Selma yok senin karşında. Yanlışsın Hasan. Sana ait olan, üzerine söz söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Bunu sen tercih ettin. Elinde kalan da bu. Her zaman kazanamazsın. Ya bu kazanmak, kaybetmek meselesi değil. Bak. Ben kimseye tutunmadım. Kimseye bağlanmadım. Kendim olmaktan başka hiçbir şey de aramadım. Şimdi... Hissettiğim şeyi ben bile bilmiyorum. Hiç tanımadığım birini özler gibiyim. Yüzlerce hayata tanık oldum. Her duyguyu biliyorum zannediyorum ama bu... bana yabancı. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Yaşadığın dediğin onca şey... senin bencilliğini zerre etkilememiş. Bir de gelmişsin bana burada duygularından, kendinden falan bahsediyorsun. Bunların hiçbirisi benim umurumda değil ki. Tek istediğim şey var, o da bir an önce gitmen. Geldiğimden beri hep gideceğim yeri düşünüyordum. Ama şimdi yani gitmek bu kadar zor olmamıştı. Gidemem. Selma, gidemem. Sanki bir anda tamamlandım. Eksilemem. Onu tanımadan bu adadan ayrılmayacağım. Gideceksin. Gidemem. Nehir benim kızım ve beni daha fazla uzak tutamazsın kızımdan. Yaşadıklarımızı izlemek çok tuhaf. Yıllar sonra yine bunu izleyip bugünü hatırlayacağız. Ve en çok da yaşamak istedikleri ve korumak isteyen insanlara ilham olacağız. Beni heyecanlandıran da bu. Horaz, ben böyle umudumu kaybetmek istemiyorum. Böyle umutsuzluğa kapıldığımız zaman başardıklarımızı hatırlatacak bir şey yapmak istiyorum. Yine ne var acaba aklında? Gerçi bugün hayır diyemiyorum değil mi? Ne desen kabul edeceğiz. O yüzden sen ne dersen öyle olsun sevgilim. Tamam. O zaman telefonunu ver. Merhaba. 20 yıl sonraki biz. 20 yıl sonra mı? Hı, evet. Hoyraz Ali Özgür. Umarım hala bu kadar yakışıklısındır. Ben hala çok güzelim, ondan eminim. Ona şüphe yok zaten. Ondan ben de eminim canım da... şimdi 20 yıldan bahsediyoruz yani, ne olur ne olmaz. Bu lafının üstüne birazcık değişmiş olmanı isteyebilirim. Biraz, lütfen. Ama ben senin hep aynı kalmanı tercih ederim. Şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz bilmiyoruz. Belki hala adada yaşıyorsunuz. Belki buradan çok uzakta yaşamaya karar verdiniz. Ama ne yapıyorsanız hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Şu an tüm duygularınız, sevinciniz, üzüntünüz, telaşınız şimdikinden çok farklı. Ama aynı kalmasını istediğim bir şey var. Umut. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin, olur mu? Her zaman hatırlayın, unutmayın. Çünkü biz her şeyin üstesinden böyle geldik. Ve her zaman
Nerede olursan ol Haziran'a hep böyle sıkı sıkı sarıl. Ona hep çok sevdiğini söyle. Unutmaması için de sürekli tekrar et bunu. Ve unutma ki o evet dediği için bunları yaşıyoruz. Ve asla mecbur olduğun için değil, gerçekten istediğin için evet de ona. Hiçbir zaman hayır deme. Poyraz. Biz bugün bir şeye karar vermeliyiz. Birbirimize verdiğimiz sözü tutalım. Zamanı çoğaltmak bizim elimizde. O yüzden ben daha fazla beklemek istemiyorum. Şimdi sen söyle. Ama mecbur olduğun için değil. Sonsuza kadar benimle misin? Tabii ki evet. Nehir senin değil, benim kızım. Bunca yıl bana söylemedin. Babası hakkında ne biliyor ha? Ne biliyor? Ben onun gözünde neyim? Ha? Bir ölü müyüm, yalancı mıyım? Ha? İkisi de değilim Selma. Hayattayım ve sana asla yalan söylemedim. Bilmesine gerek yoktu. Bir babaya da ihtiyaç duymadı. Hele senin gibi asla yanında olmayacak bir babaya. Buna sen karar veremezsin. Verdim bile, çoktan geçti gitti. Sen hiç yoktun ki zaten, yoksun. Bir kızım olduğunu bilseydim gitmezdim. Sana sordum. Gözlerinin içine bak ve doğruyu söyle. Adadan gideceğin gün yanına geldim. Evet, açık açık söylemedim belki ama ima ettiğinde bile gözündeki o korkuyu gördüm ben. Kabul et. Korktun ve sonra arkana bakmadan çekip gittin. Nehir'den uzak duracaksın. Şimdiye kadar neredeysen oraya geri döneceksin. Bizi unut. Selma, lütfen yapma bak. Selma, Nehir. Lütfen. Kimsin sen? Nehir. Baban. Benim babam yok. Kimsin dedim. Hadi kızım gel, biz gidelim. Hadi. Ne, bırak. Sen beni hiç istememişsin ki. Varlığımdan haberin yoktu. Öyle mi? Bak bilmiyordum. Bilmiyordum. Ben senin için yoktum. Hiç olmadım. Anneme sordun ya. Ben söyleyeyim. Benim babam bir kahramandı. Belki senin gibi biriydi. Hayalim senin gibi bir babaydı belki. Ama babam beni seviyordu. Özlüyordu. Ben onun kalbindeydim. Aklındaydım. Gelmeseydi de götürüyordu beni gittiği yere. Karşısındaymışım gibi konuşuyordu benimle. Sen benim babam değilsin. Nehir. Yine hayallerindeki gibi kalır babam. Hem bunları duymanı istemezdim. Çok özür dilerim. Nehir, bak ben buradayım. Gerçeklerden kaçmanın faydası yok. Lütfen dinle bizi. Ben ikinizi de dinledim. Sen beni hiç istememişsin. Bilmiyordum. Bilmiyordun. Değil mi? Sen var ya,
Sen benim var olma ihtimalimden bile kaçmışsın. Hadi kızım, gel evimize gidelim biz, hadi. Peki sen? Sen neden bana yalan söyledin anne? Benim için hayatından vazgeçtin. Tek başına her şeye göz yumdun ama bana doğruyu söylemekten mi korktun ha? Öyle mi aldın anne intikamını? Ben seni üzmek istemedim kızım. Eğer bana doğruyu söyleseydin, istenmediğimi bilseydim, alışırdım belki. Ama ne hissedeceğimi ben karar verirdim anne. Nehir bak, bu duyduğun şeyler çok kolay şeyler değil. İkimiz de hatalıyız. Kızgın olmanı anlıyorum ama lütfen bak, oturalım, konuşalım. Ne kadar anlayışlısın sen ya. İnsanları çözmüşsün, her şeyi biliyorsun. Bir şey söyleyeyim mi sana? Senin hiçbir şey bildiğin yok. Beni hiç tanımıyorsun. Nehir. Ben ikinizi de dinlemek istemiyorum. Aa çocuklar, hoş geldiniz. Anne, biz böyle geldik ama müsait miydiniz? Ay aşk olsun, olur mu öyle şey? Geçin, geçin. O zaman buyurun. Çok güzeller. Geçin hadi, gelin. Hoş geldiniz çocuklar, buyurun. Hoş bulduk. Etkinlik alanında kaybettim sizi. Yoksa sahneye davet edecektim kapanış konuşmasında. Ha öyle mi? Biz bilmiyorduk. Ama iyi olmuş. Poyraz pek sahneyi falan sevmez. Siz iyi misiniz sen? Böyle biraz heyecanlı gördüm sanki. Yok yok, iyiyiz biz. Gayet iyiyiz. Hatta şu evleri geri aldık ya, o yüzden daha da iyiyiz. Biz de öyle. Sabahtan beri telefonum hiç susmadı. Arayanlar, soranlar, tebrik mesajları, destek mesajları. Ona kalsa ikinci maratonun organizasyonu da şimdiden başlayacak. Hadi hadi, sizde bir şey var. Anladık işte, söyleyin artık. Bizim bir haberimiz var. Biz bir karar aldık. Tamam, nedir? Biz nikah tarihimizi olabildiğince hızlı alıp hemen evlenmek istiyoruz. Tebrikler çocuklar, tebrikler. Nikah tarihinde hiç merak etmeyin. Hangi tarihi istiyorsanız ayarlarız. Süper. Ay harika. Ama daha bitmedi. Yani bizim size bir haberimiz daha var. Bu Poyraz'ın dileği ve benim isteğim. Biz evlendikten sonra İstanbul'da yaşamaya karar verdik. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, versen nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın. Bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim mitallik. Yan yatar kelimeler, cümleler devri. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce.